Ekranlarından hayırlı akşamlar dileyerek başlıyoruz. Ters kutuplarıyla karşınızdayız. Birbirinden değerli dört önemli konum var. Hemen sırasıyla kendilerini takdim edelim. Ankara Stüdyoları'ndan Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz Bey. Hayırlı akşamlar, hoş geldin Sayın Başkan. Çok teşekkürler Sabri Bey. Teşekkür Çok ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. saygılar sunuyorum. Sağ olun. Profesör Doktor Ferman Demirkol, akademisyen hoş geldiniz üstad. Teşekkür ederim, sağ olun. Gazeteci yazar Ekrem Kızıltaş, Yeni Akit Gazetesi haber müdürü gazeteci arkadaşımız Murat Alan. Hoş geldiniz, hayırlı hoş akşamlar bulduk. diliyorum. Eyvallah. Ee, özellikle bu akşamlar, bu akşam neyi konuşacağız diye soracak olursanız aslında gündem çok yoğun. Özellikle e, muhalefet partilerin faturalar üzerinden e, sivil itaatsizlik başladığı altında oynadıkları ve yeni bir senaryo var. Yine Ayşenur Aslan ee, i̇lginçtir. Ee, uzun yıllardır ekranlarda görüyoruz ama e, daha da önemli olan e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup e, değerler itibariyle de değerlerden yoksun olan gazeteciler dediğimiz sınıflarından veya e, medya çalışanlarından biri. E, Kıbrıs'la ilgili yaptığı açıklamalar bence çok önemliydi. Onların tartışılması gerekir. Türk Mukavemet Teşkilatı ile ilgili terörize bir isim adı altında dile getirmesi ilginçtir Acaba e, gerçekten de Mehmet Metin'lerin söylediği kısım üzerinden gövdesi Türk ama içi Yunan veya zekası Yunan e, yanlısı olan birisinden bahsediyor. O da bence önemli bir yorumdu. E, Sezai e, Temelli'nin yaptığı açıklamalar e, Doğu ve Güneydoğu'daki vatandaşlar herhangi bir şekilde faturalarını ödemesinler diye. E, böyle bir sürece girdik. Ben özellikle bu sürecin üzerinden e, hem siyasi parti genel başkanı olduğu için, hem de milletvekili olduğundan dolayı Öztürk ile başlayayım. Öztürk Bey, devlet aklına veya bireysel vatandaşlık özelinden baktığımız zaman nasıl bir anlayıştır? İlk önce anayasanın hükümlerine göre, evet mensubu olduğunuz ülke veya uyruğu olduğunuz ülke, bu ülke nedense hep ihanetçilerden çekiyor. Böyle yorumların yapılması ve parlamentoda bulunan milletvekillerin Gazetecilerin veya herhangi birisinin herhangi bir sendika başkanından tutun dernek başkanına kadar böyle bir açıklama yapma yetkisi bilimsel olarak bireysel vatandaşlığın veya anayasa hükmünün tanımladığı vatandaşlık kısmı üzerinden aykırı değil mi? Şimdi e, tabii ki e, söylediğiniz e, pek çok konu doğru yani değerlendirme e, öncelikle şöyle bakmak gerekir. E, e, zamlar e, son derece pahalı, elektrik e, çok aşırı pahalı geliyor. E, haklı olarak insanlar tepkili. E, doğalgaz faturaları ve diğer şeyler çok pahalı geliyor. Yani enerji Türkiye'de korkunç pahalandı. Örneğin petrol bile 15 TL'ye çıkmış e, mazotun litresi. Bu e, kabul edilebilir hiçbir yerde kabul edilebilir bir durum değil. Bizim alım gücümüzü düşürmüş durumda ve buna tepki vermek gayet normal ancak ödeyemiyorum dediğiniz anda yani icra geldiği zaman ne yapacaksınız? E, o icranın faturasını Kılıçdaroğlu'na mı gönderecekler? O ayrı bir konu. Yani zamların genel geneline bir aykırı bir şey söylememiz gerekir. Gerçekten bu kabul edilebilir bir şey değil. Çünkü alım gücü son derece düşmüş ve vatandaşlar hiç tüketmediği kadar za elektriklere fatura ödüyorlar. E bunun sebepleri tartışılabilir. Türkiye'de enerjinin güvenliği tartışılabilir. Niye biz bunları pahalıya tüketiyoruz? Hükümet bunu beceremiyor. E neden ucuzlatamıyor? Bunların hepsini tartışıyoruz. Ben de bir siyasi parti başkanı olarak bu konuda önerilerimi sunuyorum. Geçen defa da bu konuyu konuşmuştuk. Evet. Ama bir ben bunu ödemiyorum, bir daha ödemeyeceğim dediğiniz anda bunun bir yasal bir süreci olacak. Yani vatandaşlar diyelim bunu örnek alıp. Ödemediği zaman bunu kim ödeyecek? Bu icralar gelirse vatandaşlara bunlar ne yapacak? E, ne e, nasıl bir çözüm bulunacak? Bunu hesaplamıyor. E, i̇kinci konuda şimdi mesela aynı şeyi e, şöyle bir şey olsa e, diyelim ki belediyede e, belediyede keza belediyenin e, bazı hizmetleri oluyor, zam geliyor çıkıp birisi de ben bunu ödemiyorum dediği zaman ne olacak? Yani bu bence yol değil. Bu tamamen bir popülizm. Ee, bir tükenmişliğin ifadesi siz bir öneride bulunamıyorsunuz bakın ben enerjiyle ilgili somut bazı önerilerde bulundum geçen defa konuştuk biz e, enerji girdi maliyetlerini düşürmemiz lazım neden elektriğin dedik ki e, çok önemli bir kısmı doğalgazdan üretiliyor. E, doğalgaz ithal ediliyor. İthal edilince doğalgaz'a dolar ödüyoruz. E, bunu demek ki doğalgazdan üretmememiz lazım. Alternatif enerji kaynaklarımızı geliştirmemiz lazım. Yenilik partisi olarak burada bir önerimiz vardı. Enerjinin bir bölümü de keza ithal kömürle elde ediliyor. E, o da pahalı. O da dolarla geliyor. Demek ki bundan da yararlanmamak lazım. E, şimdi e, yeni bir alternatif enerji kaynağı Türkiye'ye Türkiye ait dışarıya bağımlı olmayan kaynakları geliştirmemiz gerekir. Bunları tartışmak gerekirken sonucu tartışıyor. Elektrik pahalı geliyor. Evet doğru ama ödemeyin. Ben ödemiyorum siz de ödemeyin. Peki ödemediği zaman vatandaş onun da bir çaresini gösterin. Ne yapacak mesela? Zam ödemedi icra geldi. Ne yapacak? Peki tam Bence burada bu, sizin Türkiye'de, çözüm önerileriniz nedir diye sorsam e, Sayın Genel Başkan ben, ne diyeceksiniz? E, ben ben, Sabri, Sabri Bey, benim önerim şudur. Türkiye'nin işte 95 bin kurulu gücü var, megawatt gücü var. Türkiye'de kesinlikle kömüre dayalı bir elektrik üretimi veya doğalgaza dayalı bir elektrik üretiminden biz acil bir şekilde vazgeçmemiz lazım. Çünkü ithalata dayanıyor bunlar. Bu ithalata Cari dayanınca da ne oluyor? Bunlara dolar Sadece o değil yani faturaları ucuzlatmamız lazım. Bakın alternatif enerjide de öyle. Bizim mesela yenilik partisi olarak bu konuda kesinlikle hidrojen enerjisinden yararlanması, güneş enerjisinden yararlanması, bateriden yararlanması, elektrikten yararlanılması, bunlar alternatif olarak. Ayrıca nükleerde mesela Akkuyu nükleer santrali 4800 megawatt. 4800 megawatt ve bu önemli yani nükleer, nükleer enerjiden barışçıl bir şekilde yararlanılması uluslararası bir hak bundan yararlanılması gel ki Akkuyu oluyor ama Akkuyu da biz mesela teknoloji bir şekilde bu teknolojinin elde edilmesi bir şekilde edinilmesi konusunu gündeme getirmemiz lazım. İran bile mesela su şehrinde bakın oradan enerjiyle enerji üretimine başladı. Bu yarın silah da yapabilir çünkü uranyum zenginleştirildiği zaman onu hem enerjide kullanabilirsiniz fazla zenginleştirdiğiniz zaman da bomba yapabilirsiniz. Yani kısacası elektrik enerjisi elektrik konusunda daha somut öneriler olması lazım hükümet Bunlar düşünüyor mu şu anda düşünüyor diyemem e Neden diyemem Çünkü bağımlı olduğumuz yerlere yani fosil yakıtlara biz bağımlı kıldı bizi şu anda petrole doğalgaza... ve biz bunlar bunlara dışa bağımlıyız Biz yerel olarak bir şey yapmamız lazım geçen burada bir örnek vermiştim bakın Brezilya'da açık denizlerde petrol çıkartır Petrobras ama ne yapar ülkede ülkede yani ülke içinde de şöyle bir enerji geliştirdiler onlar. Şeker kamışından etil alkol üretiyorlar. Etil alkolü de araçlarda kullanıyorlar. Aşırı ucuz. Neden? Çünkü orada şeker kamışı çok fazla. Oradan alkol çıkarıyor. Alkolü de araçta kullanıyor. Alkollü araç kullanıyor. Pratik çözümler Bu bir üzerine. enerji kaynağı. Hı hı. Yani her ülkede bu var. Bizde mesela hidrojen enerjisiyle ilgili çalışma hiç yapılmadı. Bizim... Özellikle araştırma geliştirme bir merkezi kurmak istiyoruz alternatif enerji konusunda ee, yenilik partisi olarak. Bu değerlendirilmesi gerekiyor. Ayrıca bakınız Türkiye gelişen bir ülke sürekli gelişen bir ülke yani 95 bin megawatt kurulu güç yetmiyor Türkiye'ye. E bunu arttırmak lazım. Ben niye Rus'un doğalgazına sürekli bağımlı olayım İran'ın doğalgazına? Ben niye dışarıdan kömüre bağımlı olayım? Neden çevirerek yani çevirerek enerji bunlarda bunları kullanıp çevirerek enerji üreteyim? Keza Bakın je, jeotermal, biyokütle e, bio e, bunlardan doğru dürüst yararlanmıyoruz ki biz. E, yani rüzgar enerjisinden e, özellikle e, son dönemlerde biraz artmaya başladı. Ve güneş enerjisinden özellikle bunlardan olabildiğince yararlanmamız lazım. Lisansları kolaylaştırmak lazım. Yatırımı teşvik etmek lazım. Buralarla ilgili e, aşırı derecede usulleri basitleştirmek lazım. Yabancı yatırımın girişini teşvik etmek lazım. Yani daha... E, Somut bir öneri de bulunuyoruz biz ama e, siz elektrikleri ödemeyin. Ya sen ne ne sunuyorsun millete? Ne sunuyorsun da diyorsun ki ödeme. Tamam ya biz bak ben sunuyorum işte söylüyorum diyorum ki bak bunlar olursa zaten enerji ucuzlar buna da gerek kalmamış olur. E, ama bir gerçek var gerçekten. E, Türkiye'de enerji şu anda enerjinin yaşın, ya sanırım %19'u devlet üretiyor. Onun dışında tamamen özel sektör üretiyor. Çoğunluğu özel Özel sektör parsellemiş durumda. Hı. Evet özel sektörün de bu dağıtım şirketlerinin burada aşırı bir kar payının olduğunu bilmemiz lazım. Hiçbir denetim doğru dürüst yapılmıyor. Sürekli Geçtiğimiz zam geliyor. bahane günlerde... Onlar da ee... vani... Sayın Başkan bir takım veriler açıklandı. O veriler kısmı üzerinden özel şirketlerin kar oranlarının ciddi bir oran üzerinde olduğu bu anlamda da devletin müdahale etmesi yani hükümetin müdahale etmesi gerektiğini ifade ettiler. Peki sizce gerçekten kar oranları bu denli yüksek midir? Yüksek ama tabii onlara sorarsanız biz diyor ki bunların girdilerini, ana girdilerini, doğalgazı, kömürü ithal ediyoruz. Dolayısıyla o da dolar arttı. Dolayısıyla onlar da kendilerini meşrulaştırmaya çalışıyor. Sabri Bey burada önemli olan şu. Biz böyle biraz akıllıca davranırsak, Türkiye'de çok akıllı insan var. Herkes böyle akıllı öneride bulunursa... ...popülist yaklaşmazsa olaya çözüm bulabiliriz enerji konusunda çözüm hem odaklı 40-50 milyar dolar dışarıya vermemiş oluruz hı hı. hem de biz bunu yerel üretmek suretiyle ...istihdama da katkı sağlarız bakın yabancı bu dağıtım şirketleriyle ilgili şunu söyleyeyim şimdi dağıtım şirketleri tekelleşmiş durumda devletin denetimi yok biz biz şunu öneriyoruz yeni bir kamuculuk olması lazım yani kamunun gerçekten bazı alanlarda üretim, bazı alanlarda denetim yetkisini kullanması lazım. Aksi takdirde bu fatura vatandaşa yansıyor, vatandaş da bunu o andaki siyasete yansıtıyor. Halbuki bunun denetimi olursa, yani yeni kamuculukta hem devlet üretime girerse, bu kadar böyle her enerjiyi vermiş, en karlı şeyi vermiş, sadece şirketler arasında dağıtmış ama şirketlerin çoğu monopoli. Üst tarafta bakıyorsun, aynı şirketler birbirine bağlı tamamen bir şey devam ediyor. Onların kar marjı çok yüksek. Ama dediğim gibi onlar kar marjlarını saklıyorlar. Aman işte dolar artmış, bilmem kömür artmış, doğalgaz artmış. Kolay mı bu şartlarda diyor enerji üretmek falan. Halbuki biz biraz mantıklı olursak biz bir araştırma geliştirme enerjiyle ilgili, alternatif enerjiyle ilgili bir merkez oluşturup bilim adamlarını burada alternatif enerji, özellikle biyokütle, termal enerji, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve daha da önemlisi nükleer enerji. Bakın nükleer enerji konusunda bizi uzak tutuyorlar. Ben bu konuyla ilgili bir müsaade ederseniz bir iki cümle etmek istiyorum. Şimdi Topayla olursak nükleer sevinirim. enerji evet nükleer enerji kadar top hı hı. E, topyekün enerji sağlayabilecek pek az imkan var. Yani bir nükleer santral işte bakın Akkuyu 4800 megawatt nükleer Enerji sağlıyor. Şimdi Türkiye'nin bu alana yönelmesi lazım. Barışçıl olarak bu nükleerden yararlanmak uluslararası bir haktır. yana bir Sözleşmesine göre enerjiden barışçıl şekilde, denetimli bir şekilde yararlanabilirsiniz. Türkiye sadece Rusya'dan işte Akkuyu'yu getirdik, açtık burada. E biz çakını, ınlı, kumunu hazırlıyoruz. E, teknolojiden teknolojiyi bilmiyoruz. Böyle demiyorum ben. Peki Pustla, e, e, bir ara ben... bu, burada bir araya girmek istiyorum özellikle Türkiye'den biliyorsunuz e, ikili anlaşmalar gereği e, hükümetin de doğrudan Rusya'da nükleer enerji kısmı üzerinden buradan öğrenci gönderdi. Bildiğim kadarıyla 600 tane öğrencinin eğitimiyle ile ilgili 4 yıldır eğitimleri sürmekte bir kısmı eğitimini tamamladı geldi şantiyelere başladı bir kısmı da halen devam ediyor İkili anlaşmalar. Şimdi onlar diyeyim. yalnız şöyle onlar ikinci yıl üçüncü yıl Sabri Bey ben onu biraz ev sahibi anlaşmasını biliyorum ee, ikinci yıl üçüncü yıl alanlarda benim söylemek istediğim şu daha radikal <laughs> e, geçen yılda sanırım bir televizyon kanalında bunu söylediğimde e, böyle dedim ki ben öyle bir şey söylemek istiyorum ki çarpıcı olsun. Gerekirse teknoloji hırsızlığı bile bakanlığı kurarım ben. Çünkü bu önemli bir... Çünkü üretemiyoruz biz hassas teknoloji. Yani evet. insanların gözünü nasıl açmalıyım? Kardeşim biz üretemiyorsak bunu alıp bir şekilde bundan yararlanmalıyız. Bakın reverse engineering diye bir şey vardır. Yani reverse engineering ne demektir? Diyelim ki örneğin silahı alırsınız bir yerden meşru olarak. Silahı parçalarsınız ondan ben acaba bunu nasıl üretebilirim diye onun üzerine çalışır kopya edersiniz. Tabii Çin mesela Hassas teknolojiyi kopya ediyor. Ya bizim Türkiye'de böyle bir alan yok. Biz böyle saldım çayıra mevlam kayla gidiyoruz. Yani burada bizim aklımızı başımıza toplamamız lazım. Enerji çok önemli. Artık fosil yakıtlara, petrole, doğalgaza olan bağımlılık azalacak. Bakın Avrupa'da bugün İsveç, İsveç neredeyse 90'ını alternatif enerjiyle karşılıyor. 2050 yılında hatta 2052 enerji planlamasında Avrupa'da gerek fosil yakıtlara bağımlılık, neredeyse %90 düşmüş oluyor. Yani artık bağımlı olmuyor Avrupa. Yani petrol falan olacak ülkelerde ama bu petrol gelip örneğin araçlarda kullanılmayacak, yakıtta kullanılmayacak. Doğalgaz enerji üretimi için çevrimde kullanılmayacak. Artık alternatif enerjiye gidiyor dünya. Çünkü Peki. sizde yoksa siz niye gidip Arap'a para verirsiniz, Rus'a para verirsiniz? Sizde olanla yetineceksiniz alternatif enerjiyle. Son Burada cümle. sonuç yani bunun tartışılması gerekirken evet. Bunun tartışılması gerekirken Kılıçdaroğlu her zamanki gibi atı arabanın önüne değil arabayı atın önüne koydu. Peki biraz ağır oldu bu cümlelerle ben Murat Bey'e hemen döneyim. Murat Bey enerji kısmı üzerinden özellikle Öztürk Bey'in ifadeleri nükleer enerji ve yenilebilir enerjiler üzerinde çalışmanın ve argenin yapılması üzerinden çok önemli tespitleri var. Ee, ancak e, buna dair de e, iktidarın ve hükümetin de e, daha yoğunluklu çalışması gerektiğini ifade etmektedir. Peki e, Türkiye son zamanlarda özellikle hes konusundan tutun birçok şeyde e, Türkiye'de ilginçtir. Hep bir çevreci e, ayaklanma olarak da hazırlıklı bundan gruplar var. Hı hı. E, tamam enerjiyi ucuz istiyoruz ama iyi de eylemlerinden de hiçbir zaman taviz vermiyoruz. Nasıl olacak e, bu durum? Şimdi evvela bir muhalefet partisi hükümet karşıtı hem de ciddi hükümeti eleştiren bir muhalefet partisinin liderinin nükleer enerjiyi acilen geçmeliyiz, nükleer enerjiyi acilen elde etmeliyiz söylemini çok kıymetli buluyorum. Çünkü Türkiye'de maalesef özellikle Millet İttifakı'nın bileşenlerinin neredeyse tamamına dönüp baktığımızda Ana yegane e, hedefleri, sloganları parti açıklamalarının içerisinde sürekli bir yere geldiğimizde nükleer projesini sonlandıracağız açıklamasını bir yere koyduklarını görüyorum. Bu Türkiye'ye yapılabilecek bence en büyük ihanetlerden biridir yani şeyin Pakistan 40 yıllık bir nükleer güç bakın nükleer silah kapsamını bir ayrı bir köşeye koyuyorum haklarımız saklı kalmak kaydıyla ayrı bir köşeye koyuyorum çünkü İsrail'in buna ne kadar sahip olma hakkı varsa Rusya'nın ne kadar hakkı varsa Hı. bakın Rusya geçen gün NATO ile karşı karşıya geleceği zaman ne dedi Rusya bir nükleer güçtür dedi herkes adımlarını buna göre atsın bölgeyi yaşanmaz hale getiririz dedi yani son tahlilde İsrail ne diyor nükleer silahımızı nükleer silahlarımız var. Adedinin miktarını söylemiyoruz ama bu topraklarda nükleer silahımız olmalı. Bir daha Hitler dönemindeki Almanya'sındaki döne, Almanya'sındaki döneme geri dönmemek için nükleer silahları kullanabiliriz. En büyük caydırıcı gücümüz nükleer silahtır. Sonra hava kuvvetlerimizdir diyor. Şimdi bize döndüğümüzde ne oluyor? Bununla ilgili bir yazım vardı. Rahmetli Adnan Menderes'in Katledildiği sürece dönüp baktığımızda, rahmetli Adnan Menderes'in ilk hedeflerinden biri Türkiye'yi nükleer güç yapabilme orucu. Bakın silah yapabilme orucu demiyorum ama haklarımız ayrı bir köşede. Bunu isteyen yani gerekirse milyon kere vurgularım. Haklarımız ayrıca Aynen. saklıdır. Peki. Buna her devletin erişme hakkı. Ha gönül ister ki nükleer silahların tamamını dünyadan kaldıralım, başka bir gezegene gönderelim. Ama bu mümkün değilse bizim de caydırıcı bir güç olabilmemiz son tahlilde, son tahlilde. Herkese evet bize hayır. İşgal edilememenin yegane kriteri bakın işgal edilememenin yegane kriteri nükleer güç. Nükleer güçtür. Bunu ayrı bir köşeye koyuyorum Hı. ama e, muhalefet partilerinden <laughs> birinin elektrik üretiminde, enerji üretiminde nükleer güce er ya da geç muhakkak ana hedefimiz bu olmalıdır enerji kapsamında bu olmalıdır söylemi bana göre çok kıymetli. Millilik ve yerlilikle yerli olmama arasındaki bariz farkı ortaya Fark koyar. Ediyoruz. Bu yüzden tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Eyvallah. Onun dışında Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylemlerinden gelecektim aslında ama sondan başlayıp öne gelmekte fayda var. Şimdi Türkiye'nin eee Kurulu enerji gücü bu Ağustos itibariyle geçtiğimiz Ağustos itibariyle 98.439 megawatt. Bu 98.400 bakın rakamla konuşmak bu yüzden şey. E, Veri. Güzel. Hı hı. Veri e, çarpıtılamaz. Neyse rakam odur. 98.493 e, megawatt. Bu 98.493 megawattın %53'ü yenilenebilir enerji. %53'ün %53'ün %42'si de AK Parti iktidarının ikinci çeyreğinde yapılan yenilenebilir enerji. Bakın 10 yılda bunu yapmak 10 küsürü de muazzam bir şey. Özellikle yüzde rüzgar... Yüzde kaçı dediniz? Efendim? Yüzde kaçı dediniz? Yüzde 53'ün yüzde 20... Yüzde 22.8'i de... Yani 30'u yakın. Bakın AK Parti'nin son 10 yılında <laughs> yaptığı şey e, yatırımlar yeni. Ben sonuç. de bunu Peki. Ben de bunu ayrıca kıymetli buluyorum. Şimdi buna dönüp baktığımızda da mesela e, Öztürk Bey'in söylediği kütle, <laughs> Evet biz mutfakta kullandığımız yağın önemli bölümünü lavabodan döküyoruz e, yeraltı sularını kirletiyoruz denizleri kirletiyoruz o suyun aktığı istikametteki alanın tamamını balçığa buluyoruz. Bunun e, yeniden yakıta dönüştürülebilir, yanabilir bir maddeye dönüştürülebilir hale getirilmesi aslında hı hı. çok basit. Gübreye dönüştürülmesi aslında çok basit. Sabuna dönüştürülmesi aslında çok basit. Sadece bizim ve belediyelerimizin kişisel alışkanlıklarımızı değiştirme hususundaki kararlılığımız buradaki yegane kriter. Mesela ben Gazi Osman Paşa Belediyesi'ni görüyorum. Bazen geçerken de görüyorum atık bitkisel yağları topluyor. Her belediye bunu yapıyor. birçok belediye her yapıyor. Her cuma bunu. yapıyor. Bakın Hı -hı. her cuma atık bitkisel yağları topluyor. Birçok belediye yapıyor ama halkımızda bu bilinci örgütlememiz lazım. Bakın biz sokakta kağıt toplayan e, insanlar var. Bana göre en kutsal işlerden birini yapıyorlar. Hem onu geri dönüştürüyorlar hem de İlk bakın hem de katkı. ülke ekonomisine katkı sağlıyorlar. Bunu dönün bakın mesela Japonya ya. Japonya'ya gittiğinizde göreceksiniz. Attığınız şişenin rengini bile evde ayırıyorsunuz. Mesela soda içiyorsunuz ya. Şeffaf şişe ya, şeffafsa renkli. başka bir yere. Bunu size yaptırıyor. Yapmazsanız bunun belli bir cezası var. Renkli. Kullandığınız yağı asla ve asla lavaboya döktürmüyor. O hat üzerinde öyle bir bilinç oluşturmuş ki devlet bir müddet sonra denetlemesine de gerek kalmıyor. Ne yapacak? Her Milli İstihbarat Teşkilatı her mutfağa girip lavabo kontrolü mü yapacak? Eğitimli ve kültürlü ama evet, ama oturduğunda, bilinç dediğimiz. Bakın oturduğunda bizim dinimizin en güzel şeylerinden biridir ya. En güzel, en Örnek güzel Mevla'nın bize tavsiyesidir. Yiyiniz, içiniz, israf, israf etmeyiniz. Etmeniz. Bakın demiyor şundan yemeyiniz, bundan yemeyiniz. İslam bazılarına göre e, bir yoksulluk dini olarak adlandırılıyor. Bazı e, İslami düşünürler az yemek lazım. Ha, değil. Evet, kararlı yemek lazım ama İslam diyor ki yiyiniz. Yani diyorsunuz ki benim kadar dünya yiyeyim, benim nimetlerinden, gibi tığlı olun. Hayır, dünya nimetlerinden istifade ediniz ama <laughs> israf etmeyiniz diyor Mevlamız. Şimdi hal böyle olunca biz bu biyo yakıt hususunda bizim şeker pancarı şeker e, kamışı yetiştirebilecek bataklık arazimiz, sulak arazimiz yok. Ama alternatif o kadar güzel şeylerimiz güneş, var ki güneş. belediyelerimiz o kadar organize ki biz bu yakıtın yüzde biz bu yağların yüzde doksanını toplayabilirmişiz. Bu yağların yüzde doksanını toplarsak da enerji ekonomimize enerjiyi bak kullandığımız enerjiye yüzde dokuza yakın bir katkı sağlayabilirmişiz. Yani bir nükleer şantral kadar. 100 milyarlık enerjinin bakın 100 milyarlık enerji ithalatının 9 milyar dolarını cepte bırakabilirmişiz. Sadece kızartma yaptığımız yağları atmazsak Yine benzeri şeyleri tüketmezsek atmazsak, israf etmezsek. Hal böyle olunca ben diyorum ki bakın yüzde 53'ü yenilenebilir enerji. Muazzam bir rakam. Peki. Daha öteye götürülebilir mi? Bakın daha öteye bir götürülebilir mi? Temiz Yine bakanlıkla ilişkili bir kurum. Çok güzel bir şey var. Tavsiye ediyorum e, takip edilmesini. Daha öteye izleyicilerimiz götürülebilir mi? De orayı takip e etsinler. Yüzde 80'e kadar tırmandırılabilir. Bakın bugün geçen bir yasa var. Çok kimse bilmiyor. Muhtemelen yarın gazetelerde de okuyacak. 5000 metrekare ve üzerinde yapılaşmanın tamamında bundan sonra enerjinin %5'ini kendisi üretmesi şartı getirilecek. Bakın Hı -hı. yarın resmi gazetede çıkacak muhtemelen. Yarın çıktıktan sonra ya da bu gece mükerrer sayıda çıkacak. Yarından sonra 5000 metrekare üzerinde yapılacak her yapının yüzde her yapı kullandığı enerjinin yüzde beşini çatısında ya da hemen parklarında bulunan rüzgar güllerinde ya da yer altındaki işte o ısı pompalarıyla enerji transferinde en az yüzde beşini gelecek 10 yıldaki hedef yüzde otuzunu üretmek. Düşünebiliyor musunuz? Yaşadığınız site yüzde otuz enerjisini kendisi üretiyor. Bu zorunluluk var. Elektrikler kesilse bile oranın ürettiği enerji ev içerisindeki ampulleri İhtiyacı. İhtiyacı. Ve merdiven aydınlatmasını Hı -hı. ve asansörleri karşılıyor. Muazzam bir şey. Çok Şimdi hanım. hal böyle olunca ben diyorum ki bu son 10 yılda özellikle yapılan planlamanın üzerine gidilirse gelecek 20 yılda Türkiye enerji bağımlılığının enerji bağımlılığının %45'ini geri potaya atacak. Son yani cümle. hemen hemen son cümleyi de söyleyeyim öyle bırakayım. Son Hı -hı. iki cümleyi söyleyeyim o zaman. Sayın Kılıçdaroğlu hadisesine de gelecek olursak ben de Öztürk Bey gibi düşünüyorum. Şimdi elektrik aboneliğini iptal etmek bir hak. Ama kesilmiş faturayı ödememek, ben bunu kullanırım ama ödemem demek bir hak değil. Şimdi HD, bunda da CHP-HDP ikilisinin Türkiye'deki eylem koordinasyonunda becerikli olan, Türk kitleleri provoke etmede yetenekli olan ikilinin başrol çektiğini, başrolü oynadığını görüyoruz. İyi Partili Bahadır Erdem'e soruyorlar. Bakın dün çok güzel bir şey söylüyor diyor ki ben genel başkanımızın böylesine kanunsuz şeylere destek vereceğini zannetmiyorum diyor. Bakın böylesine kanunsuz şeylere anayasaya göre suç olan şeylere destek vereceğini zannetmiyorum diyor. Şimdi hal böyle olunca hatırlayın. Dolar 18 liraya tırmandığında, 17 lira olduğunda Muhana muhalefet partisinin lideri dedi ki dolar bu ne ki dedi. Daha 25 olacak dedi. Diğer bileşenleri dedi ki, o mesela şimdi Sabancı Üniversitesi'nde hocalık yapan e, Özgür, soy ismini unuttum, hı. hı. Zatı Muhterem dedi ki, Özgür Demirtaş, dedi ki, uçacak uçacak, ne ki bu 17'ler, 18'ler, 25'ler, 30'lar, dolar uçacak dedi. Biz de buradan dedik ki, bakın çok temiz net bir şey var. Peki ona şey inanıp var. gidip ha, 18'den Çok temiz net bir alalım. cetvel var, bakın. Hı hı. Bir ülkenin ithalatıyla ihracatı birbirini karşılama oranında birbirine ne kadar yaklaşırsa, bir ülke cari fazla vermeye ya da cari açığı kapatmaya ne kadar yaklaşırsa dolarla do, e, dış, dış ülkeden gelen dövizle yerli para biriminin arasındaki fark kapanır ya da stabil hale gelir. Dedik ki Gürcistan bizden neyi iyi yapıyor ki? Gürcistan parası değer kaybetmiyor, Türk lirası kaybediyor. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki bakın bu balon bir panik atmosferi oluşturuyorlar, swapları kapatıyorlar, operasyon çekiyorlar, biz bunun üstesinden geleceğiz dedi. Bakın ben hala 13 liraları yeterli seviye bulmuyorum. 13 liralar korkunç bir rakam diyorum. Bir anda bu şekilde tırmanması. Ama şunu söylüyorum. Ana muhalefet partisinin liderinin yaptığı sorumsuzluğu da yapmıyorum. <laughs> diyorum ki uçmayacak böyle. Bu köpük, bu balon denildi. Ana muhalefet partisi lideri dedi ki hayır bu balon değil dedi. Dursun e, Çiçek çıktı bir yayında dedi ki ana muhalefet partisinin milletvekili dedi ki e, doların tepe taklak olduğu o köpüğün patladığı gün dedi ki ya dedi tamam böyle evet dolar düştü korkunç bir hızla da geri düşüyor ama dedi millet evini sattı arabasını sattı dolar aldı şimdi bu ne olacak dedi 17 liradan dolar alıp 13 liradan bozduracak. Dedi. Olur. Şimdi ben Hı -hı. diyorum ki Peki. şimdi bu hadisede de aynen bunu söylüyorum sonlandıracağım. Hı, -hı. Dün millete 17 liradan, 18 liradan, 25 lira olacak diye dolar aldırıp 13 liradan bozduran adamlar bugün de bugün de yine bir başka sorumsuzluğa imza atıp elektrik faturalarınızı ödemeyin deyip maazallah buna kanan 3-5 kişi de olursa 3-5 faturası üst üste birikip cezalı hale de gelecek. Sayın Kılıçdaroğlu. O cezalı halini de unutturmayalım, not ettirelim. Anayasadaki orada biliyorsunuz birçok kanun değişikliği üzerinden fiilen elektrik kaçağı veya herhangi bir şekilde bir duruma düştüğünüzde de oradaki kamudaki yasal yaptırım durumları da çok ağırlaşıyor. Yani doğrudan e, gasp üzerinden işlem görüyor galiba. Örneğin silah ruhsat alamıyorsunuz. Başka bir takım e, hizmetlerden yararlanamıyorsunuz. Ya hiçbir şeyden doğru bir şeyden yararlanamamanıza da gerek yok. Elektriğiniz olmayacak. Çünkü siz Aynı ödediğiniz şey. şeyin bakın kullandığınız şeyin bedelini ödemezseniz bu bir hı hı. suçtur. Kullanmama hakkınız var. Aboneliğinizi sonlandırma hakkınız var. Ben ödemiyorum deme hakkınız, millete de ödemiyorum deme Peki. tavsiyeniz. Ben diyorum ki, yarın öbür gün bundan dolayı mağdur olanların tamamı CHP Genel Merkezi ve CHP Genel Başkanı hakkında dava açarsa bize tavsiye eden budur diye. Fiili de bir irtibat kurarsa bunun bedelini Cumhuriyet Halk Partisine ve Genel başkanından tahsil etmeye dönük bir adım atabilir. Adama var. atamazsa da Kılıçdaroğlu'na bir kez daha uyup o bedbahtlığı bir kez daha yaşayıp 3-5 fatura üst üste birikip onu cezalarıyla birlikte ödeme yükümlülüğü tekrar doğacaktır. O yüzden bu husus çok ciddi arızalı bir husustur. Bir başka şeyi daha söyleyip öyle sonlandıracağım. Ee, elektrik faturalarınızı ödemeyin diyor ama ana muhalefet partisinin yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi diyor ki son günlerde elektrik faturalarının iski açıklama yapıyor ya vallahi açıklama böyle bir rezalet olur mu? Diyor ki son günlerde elektrik faturalarının ödenmemesi ve buna suyun da eklenmesi yönünde sosyal medyada paylaşımlar oluyor. Sevgili vatandaşlarımız, sakın su faturalarınızı ödememezlik yapmayın. yapmayın. Suyun sürdürülebilir bir şekilde evinize gelmesi için faturalarınızı ödeyin. Şimdi bakıyorsunuz ana muhalefette gaz da dışarıdan geliyor, ithal geliyor. Dolarla alıyoruz. Gaz fiyatları da artıyor ama Kılıçdaroğlu şunu demiyor. İGDAŞ faturalarınızı ödemeyin demiyor. Ama teyit aş faturalarınızı ödemeyin diyor. Şimdi dönüp baktığımızda muazzam korkunç çirkince izah edemediğim bir şekilde bir siyasi anlayış var. Maalesef ve maalesef bu siyasi anlayış da en kötü Türkiye'de %25 %23 arasında bir oy alıyor. Ben diyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi taraftarlarına ya Allah rızası için. Yani şu partinin ve genel başkanın içinde bulunduğu duruma bakın. Bir de karşınızdaki alternatiflere bakın. AK Parti'ye oy vermek zorunda değilsiniz. Bakın Öztürk Bey beni tanımaz. Ben Öztürk Bey'i tanımam ama şunu söylüyorum. AK Parti'ye oy vermiyorsanız yerli ve milli gördüğünüz bir başka partiye nükleer enerjiyi de savunan AK Parti'yi bir sandıkta devireceğiz diyen bir başka partiye oyunuzu verebilirsiniz. Ama kime oyunuzu veriyorsanız verin de size 18 liradan dolar aldırıp 13 liradan bozduran nükleer enerji gibi gerekli bir kurumu, gerekli bir aygıtı hayatınızdan silin çıkarın. Alman yapar bunu, Japon yapar bunu, Rus yapar bunu. Bizim kafamız o kadar çalışmaz biz her gün patlatırız bunları. Sakın yapmayın diyen adamlara selam dahi vermeyin oylarınızı nükleer yani enerjiden çok yana kullanın. bir şekilde söyledi. E, ülkemin insanları çok zekidir ve bakın zeki ben diyorum var. Çok ben peki. tanımıyorum. Öztürk Bey ile dışarıda bir yerde de karşılaşmadım. Ama AK Parti'ye oy vermek zorunda değilsiniz. Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy vermek zorunda değilsiniz. Ama yerli ve milli muhalif gördüğünüz isimlere bir bakın nükleer enerjiyi kim destekliyorsa, yenilenebilir enerjiyi kim destekliyorsa, Libya'daki çıkarlarımızı kim destekliyorsa Allah'ınızı severseniz gidin ona verin o zaman. Peki. Çok teşekkür ederim Ekrem Bey. E, Hayli dertliyiz bu faturalar kısmı üzerinden. Özellikle sosyal medya üzerinden e, bir algı yönetimi başlatıldı. Sivil itaatsizlik üzerine. Bu arada da e, sosyal medyada bana gelen mesajlar var. E, Twitter'ın çöktüğünü söyleyen arkadaşlarımız da var. Böyle bir gerçeklik var mı? Sevgili yönetmenim de de onun bilgisine başvurmuş olalım. Sosyal medyada size nasıl geliyor çökmüş Twitter'dan? E, sosyal medyada mesela? mesajlar üzerinden geliyor. Yani <laughs> sosyal medya derken <laughs> Twitter'dan değil tamam. başka yerlerden tamam. geliyor. Peki Ekrem Bey, siyasi parti genel başkanları veya iktidara talip olanlar böyle bir duruma nasıl sürüklenebilir? Hangi akıl üzerinden böyle bir söylem, çıkış veya itaatsizlik? Ne? Yani öncelikle sivil itaatsizlik dediğimiz şeyin ne olduğunun altını bir çizelim. Sivil itaatsizlik denilen şeyin. 1830'larda David Thoreau'nun yazdığı bir kitap. Bu konuyla alakalı en güzel uygulamayı 1930'da Gandhi yaptı. Hindistan'da İngilizlerin tuza vergi getirmesine kızıp 400 kilometre yol yürüyüp kendi tuzunu elde etmek için tuz yürüyüşünü başlattı. Dikkat edin İngilizlerin tuzunu alıp parasını vermemekten bahsetmiyorum gidip işte e, deniz kenarında kendi tuzunu elde etmek için bir yürüyüş yaptı. Sonra 60 bin civarında insan İngilizler tutukladı falan filan ama e, yani şişe açıldığı için her şey yayıldı ve bu Pakistan Hindistan'ın e, bağımsızlığına giden yolu açtı. Doğru yanlış faydalı değildir ayrı bir mesele. Dolayısıyla bugünlerde Sayın Kılıçdaroğlu'nun sivil itaatsizlik diye pazarlanan efendim elektrik faturamı ödemeyeceğim şeklindeki sözü en basitiyle saçmalık. Şunun için saçmalık. Kardeşim sivil itaatsizlik yapacaksan, Murat demin söyledi, hı hı. yani e, bu abonelini iptal etmene de gerek yok. Şalteri kapatırsın, sigortaya attırırsın. Nasıl olsa kullanmazsan sana fatura da gelmez. E ne yapabilirsin peki? Madem ki elektriğin pahalı olduğunu düşünüyorsun, alternatif yollardan elektrik elde edersin. Ne olabilir? Jeneratör alırsın. Ve yakar yakıtla falan filan elektrik elde edersin. Ya da ne bileyim güneş santrali kurarsın evde. Böyle çatına rüzgar santrali yaparsın falan bir şekilde elde edersin. Ben hem alırım hem de ödemem. Ya ödersin hacı abi. Yani ne de sonunda paşa paşa. Bu öyle bir çarktır ki yarın kapını çalıp öde kardeşim ödemeyecek misin demez kimse. Fatura gelir ödemesin Fatura gelir ödemezsin. İşte ödeme emri gelir. Bilmem ne gelir. Sonra senin hiç ruhun bile duymadan o elektrik ödemesiyle alakalı icra çalışır. Banka hesaplarından şuradan buradan paranı alırlar. Bunun yerine Sayın Kılıçdaroğlu aslında diyebilirdi. Küfür için, hakaret için fon kurdum. Bu elektrik işleri içinde bir fon kuruyorum. Milletvekilleri benim elektriğimi ödesin diyebilirdi. Ya da biliyorsunuz geçmişte işte doğal suları sonuna kadar açın AK Parti döneminde. Şöyle bir çözüm de var. Ee, Ekrem İmamoğlu'nun askıda fatura biliyorsun. Evet bu konuda Sayın onunla yardımcı da olabilirler. Yani mesele şu. Maalesef Türkiye'nin ana muhalefet partisi genel başkanının ciddiyetsizliklerinden birisi bir şey yapmaya gayret ediyor. Yani bir atraksiyondur bu. Fakat birader yani sivil itaatsizlik böyle bir şey değildir. Bu ülke 84 milyon insanın yaşadığı bu ülkede insanların çoğu paha pahalı, veya bu şekilde elektrik faturalarını ödüyorsa sen de ödersin. Ha şunu söyle. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak şu 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 yollarla ucuz elektrik elde edeceğiz. Bakın Öztürk Bey bir şeyler söyledi. Eyvallah. Şimdi bir gerçeğin Murat rakamlardan bahsetti. Bir gerçeğin altını çizelim. Türkiye'de elektriğin büyük bir bölümü Doğalgazla büyük bir bölümü derken %19'u doğalgazdan çevrim santrallerinden elde ediliyor. %18'i yerli kömürden, %20'si ithal kömürden, %32 hidroelektrik santrallerden, %8'i ki bu birkaç sene önce yok gibiydi rüzgar santrallerinden, %3'ü jeotermal enerji olarak, %1,5 diğer denilen bunun içinde çeşitli şeyler ve bu arada biyokütle falan var. E, Rüzgü, güneş enerjisiyle alakalı durum henüz yüzde birlere doğru seyrediyor. Ama zannediyorum bir iki sene sonra güneş enerjisi de artık yüzde ikili yüzde üçlü olarak anılabilir. Şöyle bir tahmin Mesela planlama ben planlama bin e... Ekrem Bey bunun bilgisini paylaşalım. Enerji Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalar var. Güneş enerjisi üzerinden yeni sahalar belirlendi. Bu Tabii. sahalar üzerinden yüzde sekizlik gibi bir Mesela yeni ben yeni yatak önceki sene Bingöl'e verilen... giderken uçakla gittiğimde Bingöl yakınlarında ciddi bir güneş da e arası, paneli doğru. tarlası gördüm. Ee, Hı -hı. Elazığ'da aynı şeyi, Sivas'ta da, gördüm. Dolayısıyla Türkiye bu konuda özellikle Allah ondan razı olsun Berat Albayrak'ın Enerji Bakanlığı döneminde Gerek sismik araştırma yapan gerek sonunda yapan gerek sarayıp çıkaran gemilerin alınması ve bu arada Türkiye'nin enerji ile alakalı kırılganlığını giderici yerli enerjiye yenilenebilir enerjiye yönelik ciddi adımlar atıldı. Şimdiki bakanımız Fatih Bey de onları yoğun bir şekilde devam ettiriyor ve şu an itibariyle Türkiye'de enerji konusunda yerli yani yerli üretime yönelik ciddi çabalar var ve bu arada ithal olan ve bağımlılığı da hem ithal kömüre hem de ithal olan doğalgaza bağımlılığı azaltmak için çeşitli girişimler yapılıyor. Bunların ama bugün itibariyle duruma bakalım. 2022 senesindeyiz. Faturalar hakikaten pahalı, can yakacak durumda. Evlerde pahalı zannediyorum iş yerlerinde daha pahalı. Bununla alakalı bugünlerde yapılan toplantılar var. Hı hı. İşte herhalde 210 kWh saatlik kademe iş yerlerinde devirmek falan falan falan. Yalnız Ekrem orada bir not ama, var. 150 ile başlayıp 210'a gelindi ama 210 değil, ortalama bir hanenin tüketimi 300 bakın, gibi bir rakama denk geldi. 210'a belli fiyat uygulanıyor. Hı hı. Onun üzerine başka fiyat uygulanıyor. Dolayısıyla her halükarda bir düşüş söz konusu. Buradaki mesele şu. Eğir oturup doğru konuşmamız gereken konu. Bakın... Petrol fiyatları hı hı. E, 2020'de biliyorsunuz salgın başladıktan sonra 20 dolarlara düştü varili. Doğru. Şu anda 94 Amerika Brand dolar. Petrol sıfır e, şeysinde de düştü. Eksi, eksi, e, yani hatta eksi yani ya alın da üste verelim falan da denildi oldu. Şu an itibariyle petrol <laughs> üretiminde bir takım sıkıntılar olduğu için ya da uluslararası bir takım oyunlarla petrol bugün itibariyle 94 dolar civarında varili. Dolayısıyla... E, Benzin ve mazot pahalı. Eyvallah. Ne kadar pahalı? Bakın Devlet Baba diyor ki ben 2021'de petrol fiyatlarındaki vergilme, mi, ÖTV mi şunu bunu düşürerek 65 milyar lira size petrolde sübvansiyon sağladım. Bu kadar indirim sağladım. Pahalı doğru. Pahalı. Ama bakın 94 dolara petrolün varili alınıyorsa Türkiye'de şu anda 15,5 lira mazot. Hı hı. Hollanda'da 24 lira. Ee, Norveç'te 25 lira. Küsüratları da var. İngiltere'de 26 lira, İsviçre'de, İsveç'te 26 lira. Böyle gidiyor bu fiyatlar. Efendim oraların gelirdi tamam ama en de sonda onlar da bizim gibi. Biz %91 dışarıya muhtacız. Diye bu saydığım Avrupa ülkelerinin çoğu yüzde yüz muhtaç. Dolayısıyla bu adamlar da dışarıdan... Çok al... net bir bilgi verelim. Biraderle görüştüm ben. Kanada'da iki dolardan satılıyor. Yani. Ve dünyanın en büyük petrol üreticisi olan bir ülkeden bahsediyoruz. Eyvallah. Şimdi bakın doğalgaz. Doğalgaz fiyatları salgın sebebiyle şu hı hı. an itibariyle 2019'a göre ne kadar arttı biliyor musunuz? 10 kat arttı. Şaka değil. Doğalgaz temin fiyatları hepsi dışarıdan geliyor Türkiye biliyorsunuz yüzde birini ancak çıkarabiliyor. Elhamdülillah Karadeniz doğalgazı devreye girdiğinde bu herhalde yüzde bir yerine belki yüzde on üç olabilecek 2023'ten itibaren inşallah. Dolayısıyla yüzde yüzünü dışarıdan aldığımız doğalgazla ilgili son cümle ton kat arttı son cümle deme müsaadenle bir iki rakam vereyim hı hı. Türkiye'de doğalgazın metrekübü 2 lira 74 dört kuruş. Ve bakın aynı şekilde ithal eden İspanya'da 14 lira 33 kuruş. Ee, efendim Hollanda'da 28 lira 81 kuruş. İsveç'te 37 lira 29 kuruş. Tekrar ediyorum Türkiye'de 2 lira 74 kuruş. Doğal gazın metreküp fiyatı. Evlerde kullanılan doğal gazın metreküp fiyatı. İsveç'te 37 Dolar lira üzerinden 90... ne kadar? Efendim? Gelirler kısmı üzerinden diyor. Dolar... Gel dolar gelir yani do, şimdi TL'ye çevirmek Türk lirası doğru değil. Hayır, hayır. Dolar ya da euro tamam, değil, Türk, Türk Lirası. lirası da, onlar Türk Lirası almıyor ki o Kanada, Avrupa. Üstadım, siz onu böyle Türk on Lirası 14 14 şey değil ki. Bir sorun değil. 14 Öztürk on dört Bey. E şey. Öztürk Bey. Öztürk Bey. Araya girmenizi gerektiren bir şey yok. Lira diyorum. Siz onu bölün. Do euro dolar fiyatını öğrenin. Bu mukayese etmek açısından TL üzerinden veriyorum. Peki. Ve bakın bir son ya bir şey daha. Kayısı olur mu? elektrik e, Birazdan elektrik. bir turu tamamlayayım Öztürk Bey. Ben söz hakkı Ustadım, vereceğim. Siz başka türlü söyleyin. Ben böyle söylüyorum. Cehaletime verin. <laughs> <laughs> Allahu Ekber. Devam edin lütfen. Elektrik fiyatları. Türkiye'de kilowatt saat elektriğin fiyatı 1 lira 37 kuruş. Hı -hı. Aynı şey Fransa'da. Bize en yakın fiyat Fransa'da 3 lira 37 kuruş. İspanya'da 4 lira 11 kuruş. Almanya'da 5 lira 60 kuruş. İngiltere'de 6 lira 7 kuruş. Bakın elektrik üretiminde eğer e, nükleer konusu eyvallah inşallah nükleer devreye girdiğinde nükleerin işte içeride üretilmiş olması ve başka kay, dış kaynaklara ihtiyaç duymuyor olması falan artı bir puan. Değişik şeyler var bunun. Buradaki mesele şu. Aslında baştan beri Öztürk Bey'in de söylediği, Murat'ın da söylediği, benim de söylediğim, hocam ne söyleyecek bilmiyorum ama en sonunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendim yerli ve milli üretimini yenilenebilir kaynakları da artırarak artırması, doğalgaza ve ithal kömüre ihtiyaç duyar halden çıkması lazım. Ve Murat Bey söyledi, eskiye nazaran son dönemde bu konuda ciddi adımlar atılıyor. İnşallah Peki. daha da iyi gidecek ama şu an için ciddi bir kırılganlık dönemi var. Bu konuyla ilgili de geçen sene, 2021 senesinde enerji, doğalgaz, elektrik, ve akaryakıtta devletin uyguladığı sübvansiyon da 165 milyar lira destek. Ha şimdi bu Peki. hesabı önümüze alıp bunun üzerinden ne söyleyeceksek öyle söylememiz Peki. gerekiyor. Peki teşekkür ediyorum. Evet hocam ne diyorsunuz? Ee, sivil itaatsizlik üzerinden başladım. Ekrem Bey e, tarihsel geçmiş üzerinden de örnekler verdi. Ee, anayasadaki karşılığı ne bunun? Hemen evet, söyleyeceğim. Peki Öztürk Bey evvela sizi daimi görmekten sevinç duymaktayım. Beraber evet. oluyoruz. Ters kutuplara çok uygun geliyor. Yani sizden memnunum ben. İkincisi... Yani Ekrem... diyorsunuz ki bana güç geldi. Evet. Peki. Ekrem Bey, şey e, Sabri Bey. Geçen hafta konuşmamdan dolayı çok sayıdaki insan hem size hem de Akit TV'ye çok teşekkür ediyorlar. Ve Allah razı olsun diyorlar. Bunu aktarmam lazım. Çok fazla vakit almayacağım kentsel dönüşüm dolayısıyla o kadar insan dertli insanlar karşıma geçti. Allah AKİ TV'den razı olsun ki fırsat verdi. Bu dile geldiniz. Üçte toplantıya katıldım. Ekrem Bey yeni bilgi vereyim. Ödem, ödeme güçlüğü içinde olan kat malikleri için artık müteahhitler dava açıp uygunlaşma davası açmamaya gidiyorlar. Ne yapıyorlar? İnşaatınızı yapmıyoruz, kapatıyoruz. Gidin kendiniz inşaatınızı yaptırın. Gidin kendiniz inşaatınızı yaptırın. Peki neyle yaptıracağız? Verdiği parayı sana. Ben bu kadar yaptım. Geriye kalan ne yaparsanız. Bir, 10 daireli bir evden bahsediyorum toplantıda. Birisi 20 dairelik, birisi de 15 dairelik. Halbuki farkı kat maliklerden istemek için mahkemeye gidip uygunlaştırma. Yani hükümetin, demir, çimento falan filan fiyatları yükseldi. Ben bunu kaldıramıyorum. Gelin bu farkı verin demesi gerekirken çok kurnaz bir yolu seçmişler. Kaba inşaatını bitiriyor, kapatıyor gidiyor. Diyor gidin işinizi yapın. Bundan dolayı teşekkür aktarayım. Peki. İkincisi bir şey söyleyeyim, şunu söyleyeyim. Burada matematiksel sayıyla iki üç konu üzerinde duracağım ben. Bir, Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının anayasa hukukundaki yeri ve ceza hukukundaki <laughs> yeri nedir? İki, nükleer silahla ilgili Murat kardeşimin söylediği bir konu var. Hakikaten bu konu ideolojik hale gelmemesi gereken Türkiye'nin ulusal çıkarlarını düşünerekten bir tez koymamız lazım. A partisi, B partisi, A ideolojisi de göre değil. Şunu söyleyeyim, Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını ceza kanunu diyor ki bir fiilin suç olduğunu ancak kanun belirler. Kanun belirler bir. İki, saçma, ciddiyetsiz, doğru değil, ne bileyim efendim mazeret üretme yerinde değiliz biz. Yani bizim burada konuşmalarımızdan neden enerjide Kılıçdaroğlu gidip de bir santral kurmuyor, enerjinin alternatifini söylemiyor? Muhalefet Partisi. Demokrasi bizdeki türlüdür. Bir temsili demokrasi, bir de doğrudan demokrasi. Temsili demokrasi de, temsili demokrasi herkes fikrini temsilci yoluyla söyler ama 5 yılda bir sadece sandıkla söylemek yeterli değildir. Ara namesi var. Nedir? Referandum var, itiraz var, Dilekçe hakkı var, şikayet hakkı var, kanun teklifi var. Vatandaş tepkisini koyabilmeli. Burada Kılıçdaroğlu şahsı olarak bakın tüzel kişi, parti tüzel kişi adına konuşmuyor. Ne diyor? Ben şahsen diyor elektriğimi ödemeyeceğim. Peki A belediyesi çukur açtığında, çocuğunuzun ayağı oraya düşüp kırıldığında siz gidip A Belediyesi Aleyhine dava açabiliyor musunuz? Açabiliyorsunuz. Bir. Bir olay söyleyeyim size. Bir çukur var. Kadın orada çocuğuna geçerken oradan gelen su çocuğa gelmiş. Enfeksiyon kapmış. 400 bin lira zararını. Gidip dava açabiliyorsunuz. Fiyat artışlarından dolayı bir kişi muşa uçak koymuşsunuz. Çok pahalı. Gidemiyorlar. Ne yapacaksınız? Efendim neymiş? Karlı değilmiş. Kaldırdım. Siz buna karşı bir itirazınızı yapamayacak mısınız? Efendim siz bir muhalefet partisiniz. Siz muhalefet partisi olarak Fatih ödeyeceksiniz. Ödemiyorsanız gidip kestireceksiniz. İtirazınızı buna nasıl koyacağım ben? Ben üniversiteye öğrenci çocuğumu gönderiyorum. Üniversiteye harcını ödeyemiyorum yüksektir. Ne yapacaksınız siz? Ödemeyeceksiniz. Okulunuza da devam edeceksiniz. Bir daha söylüyorum. Paranızı ödemeyeceksiniz okula öğrenciniz, çocuğunuz okula devam edecek. Devlet gidecek. Sizin ailenize icra takip başlığında ödeyecek bir gücüm yoktur benim. Bir kamu hizmeti pahalı olamaz. Kamu hizmetinde karlılık oranı düşüremezsiniz. Siz almışsınız elektriği, özelleştirmişsiniz dağıtımını vesaire ona vermişsiniz. Vermeseydiniz ben mi dedim size elektrik dağıtımını verin A firmasına? Peki de diğer dünya devletleri buna benzer. Ben dünya devletlerine bakmıyorum. Ben kendi ekonomik durumuna bakıyorum e, Sabri tamam. Bey. Tamam siz dünya dünyadan, devletleri. Global Elektriğin yok üreticisi musun? kim? Türkiye. Dağıtıcısı kim? Devlet değil. Niye? Neden? Niye dağıtıcıya veriyorsun? Devlet kendisi yapmıyor. İkincisi nükleer santralda biz çok Hı. geç kaldık. Çok geç kaldık. İtiraz eden yürüyüş yapanların içerisinde dikkat ettiniz mi? Yakalanmadı polis. Türkiye'de yakaladı. Kim var işin içinde? Ermenistan'dan var. Dünyanın en zararlı nükleer santralını kullanan devlet Ermenistan. 30'a yakın zarar veriyor. Çevre zararı. Evet. En az zararını veren de Almaniye. Almanya. Ondan sonra Fransa vesaire geliyor. Şimdi Bulgaristan'da nükleer santral var. Ya Bulgaristan daha dün bizim eyaletimiz değil miydi? Haydi, eyaletimizden vazgeçtik. Bağımsız bir devlet değil mi? Be bende neden nükleer santrallar yapılmasını engellediniz. Bunlar ideolojiktir. Bunlar maksatlıdır. Bunlar bilerekten yapılmıştır. Türkiye'nin bu konuda ihtiyacını artsın. Sıkıntıya düştün, probleme düştün vesaire. Dolayısıyla bu işi onu halletmek ve halletmeyen yoluna da gidiliyor. Bakılıyor. Nükleerde edilmesi lazım. Başka alternatif var mı? Bir bilgi daha vereyim. Almanya nükleerde o kadar da çok iştahlı değil artık. Başka alternatif santral enerjik kaynaklarına doğru yöneliyor dünya. Dünya yöneliyor çünkü onun da Güneşin bakımı... en az olduğu ülkelerin bakımını, başında gelir ülkeleri almak ama güneş enerjisine ciddi burada, yatırımlar yapıyor. Biz, burada bizim konuşmamız gereken bir şey, Hı -hı. biz burada konuşmacıyız, gazete, gazete televizyoncuyuz. Bu faturamı ödemeyeceğim demeyi biz yargılama hakkına sahip değiliz ki. Nasıl itiraz edecek adam? Efendim muhalefet iktidar gibi hareket edecek değil. İktidarın yaptığı her hareketi benimsemek, beğenmek, kabul etmek mecburiyetinde değilsiniz. Bir daha tekrarlıyorum. İktidarın yaptığı her hareketi siz beğenmek zorunda değilsiniz. Siz kendi stilinizi ortaya koyacaksınız. Kendi itirazınızı koyacaksınız. Kılıçdaroğlu ödemediğin zaman ne olacağını söyleyeyim ben. Doğru, doğru söylendi. İcraya verilecek elektrik idaresi. Evvel elektriği kesecek. Sonra paranın alacağı için, tahsil için icraya verilecek. Kılıçdaroğlu çıkıp diyecek ki ana muhalefet partisinin genel başkanının evinin elektriği kesilmiş. CHP merkezinde değil. Dikkat ya edin. Hayır hala. bakın. Bir orada söyle bir şey var ha, ama. Dolayısıyla ha, Kılıçdaroğlu Hocam, burada. hayır şunu söyleyin. Şunu söyleyin. söyleyin. Sadece kendi faturasını ödememekle şey yapmıyor. Başkalarına da tavsiye verir. Siz de ödemeyin. Şimdi diyor. ha bir, birilerine örnek. Bunun borç de, hukukunda öyle. bir yeri İki türlü mi? olabilir burada. Dediğin doğru. İki türlü örnek olabilir Sabri Bey. Bir ben ödemiyorum arkadaş. Benim gibi mağdur tamam, olabilecek halkın Halk. adına sizler de ödemeyebilirsiniz Peki, diyebilir. 100 bin liralık işte. otel odasından gençlik odalarının ben ödemiyorum sessiz. Hocam, sessiz. Hadi bir şey söyleyeyim. Şimdi bir ana muhalefet lideri genel başkan Evet. Bir geceliğine bir odada kalıp sülüt odada 100 bin TL fatura ödeyebiliyorsa ben elektriğimi ödeyemiyorum veya buna o, benzer o bazı elektrik, sanatçılar liraya liraya var. Ay 400 bin 500 bin O 100 bin lira elektriği kimin elektriği? Elektrik Nasıl? değil. O 100 da. bin lira odada oda oda kalıyorsa. Evde. Var. Evet. Evde. Otelde, Otel Ha, şimdi, şimdi bakın <laughs> burada kalıyorsa onu öde. Başka masraflar da var. O kişinin, sürü ana muhalefetin var. uçak masrafı var, yeme masrafı var, tamam. elbisesi var, birinin çantası var, birinin... Ben yani... ödemiyorum, siz de ödemeyin. Ele... Ne anlama geliyor? Burada konu ne biliyor musunuz? Hı -hı. Elektrik faturasını ben ödemiyorum, benim gibi herkesin ödememesini söylemek tavırla, pasifle, aktifle suç değildir. Demokrasi Sor... aykırı değildir. Sorumluluk sahibi var. bir insanın yapması gereken ödemezse... bir şey mi? Memur çok önemli bir soru sordu Peki olarak. Selahattin Demirtaş şöyle bir söylem vardı hendek ve çukur döneminde. Tam ben Herkesi dedi. sokağa davet ediyorum Eylem dedi, yapın vesairesi. dedi. Ne oldu sonuç Ben size söyleyeyim. Herkesi bir daha tekrarlıyorum. Hı hı. Ceza hukuku öyle bildiğimiz gibi oyuncak bir hukuk değil. Herkesi sokağa demokraside talep etmek, yürüt, talep etmek suç değil diyor. Bir daha tekrar. Son cümle hocam. He? Son cümle araya Son gidelim. cümle tamam kapatıyorum. Son cümle dolayısıyla Kılıçdaroğlu faturası ödemiyor mu? Ödemezsin. İcra'ya verilir. İcra yoluyla elde edilmiş tamam. olur. Bunu Bu çok arada. büyütmeye, bunu çok böyle abartıyla efendim e, saçma konuşuyor, ciddiyetsiz konuşuyor, şu ciddiyetsiz konuşuyor. konuşuyor dememize konuşuyor. gerek yok bizimki. Yani, i̇cra dairesi yapsın bunu, çok versin saçma. icraya, versin Kılıçdaroğlu icraya. Ya, ana muhalefet o zaman ne olacak? partisi liderinin, ana muhalefet Partisi'nin liderinin yarın size siz de diyorsunuz ki icra gelecek evine, bunu ödeyecek er ya da geç. Siz de şimdi. Hayır. Bir, bir dakika. Bir daha söyleyeyim. Hukuk bilgisini söyleyeyim. Yani bu, e, bu borçlar ödemek zorunda değilsiniz. Bu borçlar hukukunda icra yarın hukukunda. tahakkuk edecek bir ceza değil mi? Hayır. Değil. Muratcan. Ne demek değil? Bir daha söyleyeyim. Yarın Sen bir bak, bak, bana bak, fırsat vermiyorsun ya. 20 yıl birine bir de, 10 bin lira borcun var. Zaman i̇cra aşımına verdi. mı uğrayacak? Bir de söylüyorum. Tam söyle. Senin birine 10 bin lira borcun var. İcrae verdi. Geldi alacak bir şey yoksa. Zaman hiç bir alamıyor. ben bir şey söylüyorum. Ya bana şey yapmayın. Zaman yok. Hay bu demagoji. Bir şey yok evinde. Bir banka hesabında 1 lira bulsa 30 sene sonra bile tahsil edecek. Gene alacak. Bu. Aldığında, bulduğunda, bulduğunda. Milleti, e, milleti alacak yani. Ya ana, ya, ben ana, ana, anayasa, anayasa ben bakın. Ben Kılıçtan anayasa oldum, hukukçusu olduğu galiba, için galiba, özellikle hocama sıkıntı mı Ya, galiba, ya, galiba, ya, galiba, ya tam galiba, skandal. Galiba, hoca da te galiba, 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 teşvik ediyor. Galiba, diyor, galiba, diyor ki gidin alın. Biraz evvel Ekrem dedi ki. Ödemeyin. Ben saçmalık dedim mi ona bozuldu hoca. Öyle Ona, ona kılıf buluyor. Saçmalıktır hocam ya. Siz saçmalık diyebilirsiniz. Tabii ben derim. Siz demeyin. Bir icradan dolayı Kılıçdaroğlu'na tamam, tamam, icra gelecek. Muratcığım dinlemiyor bak. Bırakmıyor dinlesin. Ne olacak? İcraya verildi. Diyelim 150 bin lira evine koydu. Yani. Şey, bırakmıyor borcu. ki ben bir Verildi icraya. Gelip onun maaşından icra zaten kesecek. Tamam. Kesecek. Peki. Ben bu söyledi. sorunlu bir davranış. Tamam. Kılıçdaroğlu ne yapıyor? Şimdi. Tam demokratik bir tavır ortaya koyuyor. Tam, tam bir mezanet. E, şimdi bakın demokratik. sizin müteahhit sizin müteahhit nasıl sizin müteahhit nasıl? Nasıl? Sizin yapayım, diyor ki bakın bakın sizin müteahhit sizin evi yarım bırakıyor bu ya bir hukuksuzluk. Veriyorsunuz sizin çiziriz. müteahhit şunu şunu diyemiyor mu? Sizin müteahhit ben devam ettirmiyorum. Nasıl tahakkuk Etkili edecekseniz diyor. o cezayı ettirin. Evet, haciz diyor. gönderin evet, diyor. öyle diyor. Bu bir hak mı? Evet. O peki. Ahlak mı yani, bu ahlaklı mı? Konuşuyoruz, konuşuyoruz? ahlaki bir davranış. Mı? davranış mı? konuşuyoruz? Bu ahlaki bir davranış. Biz ahlaki konuşmuyoruz. Hukuk konuşuyoruz. Bunun, Kılıçdaroğlu'nun bunun borçlar hukukunda bir yeri yok mu? Kılıçdaroğlu'nun faturasını ödememek bir haktır. Var ben size bir şey söyleyeyim mi? Yani bugün bakın, bitirdim. profesörlerle ilgili bir sınav bu, yapılsa efendim, Türkiye'deki profesörlerin neredeyse yarısı sınıfta kalır. Ama ancak yeniden gidip o diplomayı almak zorunda kalır. Lütfen dikkatli Vallahi, konuşun. Adliye şey, muhabibiyle sana güldüler Yani, yani adliye es, hukukçuluk es, olmaz. bunu, bunun evet, normal karşılığı ya. Ben, ben başka bir şey demiyorum. Alırsın. Bir anayasa hukukçusu şu elektrik faturanızı ödemeyin çağrısını ahlaki ve olması gereken buluyor. Adliye muhabibiyle hukukçuluk oluyorsun Mehmet Metin'e diyorlar ki ben hukukçuyum Mehmet Metin'e. Ya pes. Desen, benim ailemde pes, de hukukçu pes. var. Pes. Vallahi ben de adliye muhabiriyim. Vallahi. Adliye muhabiri de hukukçu yani değil. Yani 2 çarpı 2 4'ün 2 çarpı 2'nin 4 ettiğini bilmek için mahkum edelim. Bilmek için matematik A, Peki. profesör e, Peki. olmaya Bir gerek yok. Çok bariz. Evet. Murat Bey. Çok kabak e, gibi ortada. Murat tam Bey, bir rezalet. Bak anayasaya gitsin. tam bir rezalet. Ferman Hoca. Sizin o anayasaya. Tamam Ferman Hoca bir müsaade. Bir müsaade. Sizin o adı Bir eser. araya gitmem lazım bakın. Hayır bir... gidin de. Tamam. Görüm ki hukuktan akıl dersi vermesin çünkü hukukçu değil. Tamam gelmezsin. peki. Vallahi kaç puanla tamam. geldim ben bakandan sıkandan. Arkadaşlar Kandansın. iyi ki hukukçu şimdi, değilim. Ya. Şimdi yani araya gitmem Bir sınav yapılsa yok, yok bir yok sınav, yok. Yapsa, vallahi yani, bir sınav yapsa vallahi yani sınıfta kalırlar. Diplomaları ellerinde alırlar. Peki. <gülüyor> <en> <gülüyor> <derim> peki. <delim gülüyor> peki. Ben bir konuya başka bir konuyla bir araya gidelim. Ferman hocam başka bir konuyla araya gideyim. Yok buyur Rahmetli Kadir Topbaş. Evet Allah rahmet eylesin. Seneyi devriyesi. Allah rahmet eylesin eee Profesör Doktor Recep Bozdan hocamız, Kadir hocamızdan ilgili belediye daha doğrusu Kadir abimiz dediğimiz belediye başkanlığı ve yerel yönetimlerde yaptığı bütün hizmetlerini aslında bir ömür tarzı üzerinden kaleme almış. Kendisine teşekkür ediyoruz Ekrem Bey. Sizler getirdiniz. Kadir abimizi seviyoruz. Eyvallah. Allah Kıymetli bir insandı. Allah rahmet eylesin. Peki özellikle emniyet camiasından birçok mesaj geliyor. Hocamı da bulmuşken diyor 3600 ek göstergeyi soru diye Evet. onu da bir aradan sonra mümkün oldukça ona da değinmiş olalım. Kısa bir ara bizden ayrılmayın yerden devam ediyoruz ama Ferman Hocamız akademisyen olduğu için arada bile day devam etti. Hani enerjisini boşa tüketmeyecekti ama anlaşılıyor Hayır. ki devam ediyor ama. Enerji mi çok? Ben enerji ile ilgili söyle bu nükleer enerji ilgili bir vatandaşlarımızın, kitlelerin uyanık olması lazım. Hı hı. Burada Türkiye'ye ait bir tuzak kuruluyor bunu bir. İkincisi sizin bir sorunuz mu vardı? O, oku, Benim özellikle e, Öztürk beye geçmeden önce evet. 3600 ek göstergeyle gösterge ile ilgili e, bazı kamu çalışanlarının özellikle emniyet mensupları mağduriyetleri üzerinden özellikle emniyet çalışanlarının bir talebi var. E, bana da sosyal medya üzerinden e, mesajlar geliyor, uzun süredir geliyor. An itibariyle de Elazığ ve Bingöl'deki emniyet teşkilatı da sağ olsunlar bizim AKİ TV açıp izliyorlar izledikleri için biz de onlara biraz ses olalım ama buradaki anayasa hükmü üzerinden ve hak gaspı üzerinden e, iki dakikayla özetlerseniz sevinirim. Kısa özetleyeyim ama arkadaşlarının da fikir kalsın. Onlar da fikirlerini verebilirsiniz. Peki buyursunlar. Açık söyleyeyim bu yasaya göre çalışanların özellikle bu emniyet mensupları için şunu söyleyeyim. Ben Adile Mermerci Polis Okulu'nda insan hakları ve uygulama dersini vermiş. Onların çoğusun hocası olaraktan o sınıflarda konuşmuşum. Hı hı. Polis Öyle bir zor bir meslek ki Sabri Bey. Jandarma ve polis. Jandarma ve polis. Güvenlik görevlileri diyelim. Genel deyimi kullanalım mı? Bu arada da az subaylar ve uzman çavuşların da çok sözleşmeli erlerin de hak kısmı üzerinden ciddi talepleri var. Geçtiğimiz günlerde önemli dernekler bizi ziyarete geldiler. Onu da burada paylaşmış olalım. Ee, özellikle e, subayların hakları kısmı üzerinden ve ordu evleriyle birçok sosyal donatı alanları üzerinden istediklerine sahip olamadıklarına eşit haklarda davranılmadığı onun da bir tepki Nereden olduğunu Nereden olduğunu Olalım. Bu emniyet mensupları diyelim. Genel deyimi kullanalım. Uzman er, erbaşlar da onlar içine dahil. Bunların bir hakları yok. Neden? Şöyle bir haklar yok. İtiraz edemiyorlar, protesto edemiyorlar, yürüyüşler yapamıyorlar, amirlerine karşı çıkamıyorlar. Amirleri daha üst amirlere çıkamıyorlar. Dolayısıyla sessiz sakin göğüslerine, bağırlarına taş basıp susuyorlar. Bunların verilmeyen bu yasadan dolayı hakları bir anayasal haktır. Bunun iktidar, toplum, muhalefet, işbirliği halinde bunun verilmesi lazım. Bir örnek veriyorum. Onların emniyet mensuplarının hoşlarına gidecek diye. Milletvekili maaşlarından bazı mesleklerin maaşlarının paralarını almasına Türkiye'de bir öncelik var, ayrıcalık var. Bütün partiler, bütün belediye meclislerinde, imar planlarında bütün partiler birleşiyor. Milletvekiler maaşlarında hepsi birleşiyor ama emniyet mensupları maaşlarını bir, birleş, gelin birleşelim, onların durumları iyileştirelim dediğiniz zaman duymazlıktan geliniyor. Dolayısıyla anayasal Sadece hak Sadece emniyet olarak, değil, burada hemşireler var, hak var olarak, başka var. O yasaya göre var. bunların bu hakları verilmeli. Arada bir farklılık vardır. Farklılığın diğer adı anayasa hukukunda eşitsizliktir. Eşitsizliği anayasamız uygun görmüyor. Bu hakların bir an evvel verilmesi lazım. Ama... Muhalefet de destek versin, iktidar da versin. Birlikte olsunlar. Ben diğer arkadaşlara sorumluluk takıyorum. Peki, ee, Öztürk Bey e, bu konuya dair e, bir katkınız var mı? Yani ben de e, katılıyorum 3600 ek göstergenin bir an önce uygulanması gerekiyor. Sesinlik Ayrıca EYT düşüyor, konusu çözülebilir pekala. EYT'de biz yenilik partisi olarak kademeli emekliliği öngörüyoruz. Çünkü çalışma nasıl ki bir haksa belli bir süreden sonra insanların artık çalışmak istemiyorum Emekli olmak istiyorum. Mevcut ne kadar çalıştıysam belli bir yaştan sonra bu, bu kadar süreli emekli olmak istiyorum. O kadar maaş almak istiyorum deme hakkı var. Yani ne demek istiyorum? Örneğin diyelim ki 50 yaşındaki birisi 2000 TL alıyorsa 3000 TL. 55'te 3500, 60'ta diyelim 4000 TL. Aynı iş kolunda. Bu kademeli bir emeklilik olabilir. Çünkü e, insanların çalışmama, belli bir süreden sonra sıkılma, e, hayattan kopma, e, ailevi problemler ve diğer sebeplerle e, insanların çalışamama veya iş bulamama durumlarını da dikkate alarak bir an önce emekli yapmak gerekiyor. Tabii maaşları aynı iş kolundaki maaşlar e, süreye göre değişiklik gösterebilir. Ona da biz kademeli emeklilik diyoruz. Bu Avrupa'nın pek çok ülkesinde de var. E, yani bu e, Uygulanıyor belli şartlarda, belli e, istisnalarda veya bazı genel durumlarda uygulanıyor. Bunu görüyoruz. E, ben şahsen özlük haklarının, insanların özlük haklarının önemli olduğunu düşünüyorum iş hayatında. E, bunlar sağlanmadığı sürede sürece işte verimlilik olabileceğini de düşünmüyorum. Ben mesela Hı -hı. EYT konusunun ciddiyetle ele alındığını da düşünmüyorum. E, EYT'lileri gezdim, EYT'nin başındaki dernek başkanının, e, ...EYT'lilerin sorunlarını e, e, maalesef e, dile getirmek dışında... ...bir siyasi partinin e, arka bahçesine dönüştüğünü üzülerek gördüm. E, halbuki öyle makamlar bir hak arama yeridir. Her siyasi partiye sesini duyurma yeridir. Belli siyasi partinin e, arka bahçesine dönüşen kurumlar... E, ...kendi e, hak ve menfaatlerini unutur, o siyasi partinin önceliklerine göre hareket eder... Bu da zaten onların demokratik olma hak arama yöntemlerini seçmediklerini gösterir. Sadece yandaşlık olur. Yandaşlık sadece hükümetin yandaşlığıyla olmuyor. Bazen muhalefetin de yandaşı olmak yandaşlıktır. Ee, Türkiye'de maalesef böyle bir durum var. EYT'nin durumu böyle. Ben birkaç defa gittiğimde üzülerek gördüm. Yani e, hak arama mücadelesi e, bir araya gelmişler. E, özellikle başındaki kişiler e, maalesef bir siyasi partiye çok yakınlar. Peki. Biz e, haklarını dile getirdiğimiz halde e, bizimle ilgili sosyal medyadan bile iki cümle kuramayacak kadar aciz içindeler. Ben şahsen saygı duymuyorum onun başındakilere e, ve bunların EYT'nin haklarını savunduğunu düşünmüyorum. Bütün EYT'lilere de söylüyorum. Önce siz kendi haklarınızı sizi temsil ettiğini söyleyen kişilere karşı savunun. Çünkü onlar önünüzde en büyük engel ve maalesef siyaset yapmak istiyorlar, milletvekili olmak istiyorlar, bir siyasi partiye yanaşmak istiyorlar. Bundan kurtulsunlar yani. Bundan kurtulmadıkça devletin sorunun da çözüleceğine ben inanmıyorum açıkçası. Peki. Teşekkür Murat Bey, 3600 ek göstergeyle ilgili emniyet ve daha doğrusu kamu çalışanları üzerinden buradaki haksızlık kısmına bir sözünüz var mı? Valla özellikle emniyet teşkilatını söylemek istiyorum. Çünkü 13 yıla yakın emniyette, adliyede görev yaptım gazeteci olarak. Yani polisi kokusundan bile tanırım sivil ya da üniformalı hiç fark etmez. Hmm. Ya o kadar iyi tanırım. Tıraşından tanırım. Yürüyüşünden tanırım. Cefakerdir, kiracıdır. Bakın kiracıdır polis. Komşu ev sahibi değildir, kiracıdır. Lojman çıkmaz. Eee <laughs> Yazın ya ayağında içerisinde emniyet teşkilatının yetim ben, evlatlar kısmı Hayır hayır ben yetim evlatlık var. değil. Peki. Bu ülkenin şerefli, namuslu, onurlu adamlarıdır polisler. Bakın polisle ilgili bir tanım vardır çok hoşuma gider. Polis hava gibidir. Varlığı hissedilmez hmm. ama yokluğu ölümcüldür. Sen hariç. hayır. sen kokusundan alıyorum. Yok ya. yani <gülüyor> <hoşluk> <gülüyor> olsun. ama iyi güzel yani şey güzel. <laughs> Hakikaten varlığı hissedilmez. Yani ortamda bulunur. Ama yokluğu yok. ölümcüldür. Allah polis Allah yok desinler, güvenlik kuvveti yok desinler. En kutsal yerimiz Kabe'dir, Kabe'yi bile yağmalamaya kalkarlar. Şimdi hal böyle olunca, şimdi bakarsınız polis git nöbet tut denir, gider nöbet tutar. Kağıt üzerinde e, şeyi vardır, ne derler onun mesaisi vardır. Aslında mesaisi yoktur. Gider bir mesai 18 var. 18 saat mi? O çocuk 18 saat boyunca orada, üstünde kalkan, üstünde kalkan, belinde silah, bir tarafında job bağlanmış diğer tarafında kask o sıcağın altında dikilir ayağında bot yazın bile insanların terlikle gezdiği yerde mesela insanlar eylem yaparlar ben bakarım gençler eylem yaparlar ben eylemi de destekleyen biriyimdir bu arada her eylem türlü eylem çünkü 28 Şubat'ta eylemciydim yani tamam. yani eylemlerden döneminde. fark ediyor ama eylem e... hak arayışı, hak Türk, arayışı Türk, çok kutsaldır. Bakın yok, ha, hak arayışı bir tamam. hak arayışı kutsaldır. Tabipler evet. Birliği'nin de başına bir şey gelirse, bir sıkıntı gelirse hak arayışı kutsaldır. Hakkını aramalı. Doğru. Ama karşısına garibim onun başına bir şey gelecek diye bakın her zaman onu önlemek için değil. Başına bir şey gelmesin. Çünkü polis sorumludur. Garibim o güneşte, güneşin altında üniversiteli kardeşlerimiz, lisede arkadaşlarımız parmak arası terlik giyerler ama polis o sıcakta ayağında botla. botla, ayağı pişer 18 saat orada durur. Ekmek arası bakın yemek gelir. Ekmek arası kaşar. Yanında şey küçük bir meyve, meyve suyu. suyu. Dersiniz ki hadi git şurada da yiyebilir canım. Maaşı onu yemeye yetmez. O yüzden polis garibandır, cefakardır. Polis aslında hakikaten varlığı bu ülke için, bu ülkenin teminatına, silahlı kuvvetlerimiz de dahil, varlığı bu ülkenin teminatıdır aynı zamanda. 15 Temmuz gecesi bu arada de gördük. Yeni düzenleme ile ilgili anılan bekçiler kısmı üzerinden baktığımızda bekçilerde de evet çok ciddi bir mesela özellikle hırsızlık kısmı üzerinden e, verilere baktığımızda neredeyse yüzde %80 oranında hırsızlık oranının düştüğünü görüyorsunuz bekçiler üzerinden. Bekçilerin e, kısmen artık bir polis gibi davrandığı, artık, artık e, daha kurumsal bir yapıda mi? ve hafızaya sahip olup e, kolluk kuvvetleri üzerindeki yeni bir güç olarak da takviye edildi. Zaten o o, zaten öyleydi. Bakın her mahallenin bir muhtarı bulunduğu gibi her mahallenin bekçisi Hı -hı. de bulundu. Ama bizim zaman içerisinde bekçilere bakışımız maalesef o şey dönemi, e, ne derler ona? E, darbeler döneminde emniyet ciddi anlamda yıpratıldı. Evet, emniyet ama kim teşkilatının yıpratıldı? işte emniyet yıpratıldı teşkilatının geri plana atıldı bravo. Emniyet teşkilatının unsurları da bakın bekçilik de sanki aşağılan bekçi gibi dikil orada. Bakın Hı. aşağılanır bir hale geldi. Bir Türkiye'de bir jargon vardı. Döner, döner bakarsınız düzenbazlarının hepsinin ismi düzenbazlar. Ramazandır, Şabandır. Evet. Ahmaklarının ismine Şaban takarlar Hı. dalga geçmek için. Yani Kemal Sunal Kaset çok zeki bir adamdır. Çok. Ama o senaryo öyle yazılır ki bu ülkenin kutsal değerleri aşağılanmak üzere hazırlanır. Cafer denir, aşağılanır. Ramazan denir, aşağılanır. El ense tokat gider. Bekçi denir, git orada dikil denir. Yani Veya sistematik imam bir denir, şekilde. Tabii canım şeyi düzenbazı imamdır. Hı -hı. o filmin. Yani bu bir ideoloji bir jargondur. Maalesef oturmuş köpeğe Arap derler. Siyahsa evet. köpek. Ne kadar yakışıksız değil mi? Yani bugün geldiğimiz noktaya bakın. Bir bisküvi üreticisi firma İngilizce yabancı dilde siyahi insanları aşağılıyor diye şeyin e, ürettiği bisküvinin şeyini değiştiriyor. Ne kadar güzel. Olması gereken hal budur. Ben özüne döneyim. Konuyu Peki. sonlandırayım. Emniyet teşkilatı ama özellikle emniyet teşkilatı çok ciddi anlamda sıkıntı çekiyor. Bu sıkıntı bakın canla başla da görev ifade ediyor. 15 Temmuz gecesi de gördük ne kadar önemli olduklarını. Evet. Aynı şekilde o aşağılanır her şeyle polise limon sat, onurlu yaşa derler. Polis sonuna kadar onurlu yaşar zaten. Aldığı paranın da her kuruşa hakkıdır, namusuyla kazanmıştır. Ben şöyle ben olaya şöyle bakarım. Ağzı gözü toprak içerisinde bir maden işçisi Ayakları şişmiş akşam evine, evine giden bir emniyet teşkilatı mensubu, a, a, adil ve ahlaklı karar vermiş bir yargı mensubunun bulunduğu ülkede asla sorun yaşamazsınız derim. Bakın bu üçünün yani emniyet, emniyet işinin emeğinin hakkını alan işçi, ondan sonra ve adalet teşkilatında namusuyla, ahlakıyla vatanına bağlılığıyla önündeki hukuki kavramları pekiştiren kitabıyla yani CMK, TCK, anayasanın <laughs> amir hükümlerinin ya da bütün hükümlerinin yönetmeliklere uygun karar veren yargı mensuplarının olduğu ülkede top atsanız yıkılmaz. Füze atsanız o ülke yeniden doğar küllerinden Peki, son doğar. Cümle. O yüzden özlük hakları e, İade özlük hakları tas tamam verilmedi, yıpranma payları verilmedi. Emniyet teşkilatına bu da yetmez, onüre edecek, motive edecek etkinlikler düzenlenmeli. Emniyet teşkilatı ve silahlı kuvvetlerdeki gazilere özellikle bakın ve özellikle az subay durumundaki, uzman çavuş durumundaki, üvey evlat muamelesi gören çok ciddi şeyler de yenilikler ve düzenlemeler de geliyor. Yine Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genel Kumay Başkanımız Yaşar Güler de bu konuyu çok fazla diyorlar. Ordu evlerinden yararlanmaları hususu, evet. ayrımcılığa tabi tutulmamaları. Aa bu da uzman çavuş olur mu? Onurlu, şerefli, namuslu bir TSK mensubu, onurlu, şerefli, namuslu bir emniyet mensubu, onurlu, şerefli, namuslu bir yargı mensubunun bulunduğu ülke. Diyorum ya işgal edilseniz bile edilemezsiniz. Bu kadar. Peki noktayı böyle koyalım. Ee, Ekrem Bey 3600 ek göstergeyle ilgili bu kamu çalışanlarının eşitsizlik kısmı üzerinden sizin düşünceniz nedir? Nasıl? Yani, yani öncelikle 360 ek, 3600 ek gösterge bu arada emeklilikte yaşa takılanlar konusu son birkaç senenin ilgili. başak konularından. Hı, hı Bildiğim kadarıyla iktidar kanadında bu konuda Cumhur İttifakı mensupları arasında ciddi bir e, çalışma var yani her ikisi konusunda da belli bir takım düzenlemelerin muhtemelen bu sene içerisinde hayata geçmesi bekleniyor. Burada bence temel meselemiz şu. Sadece emniyet mensupları değil, sadece seyir, sağlık sektöründe çalışanlar, ne bileyim eğitim öğretim sektöründe, Milli Eğitim'de bulunanlar falan filan değil. En de sonunda eşitlik diyebileceğimiz bir yapının oluşması ve bu ülkede çalışan, çalıştığının karşılığını eee alan insanlar açısından belli bir dengenin kurulması gerekiyor. Bu denge 3600 ek göstergeyle mi kurulur, nasıl kurulur bunu bilmiyorum. Emeklilikte yaşa takılanlar konusu da şimdi öyle e, enteresan bir konu ki bu. Vaktiyle 35-40 yaşındaki insanların emekli olabildiği siyasi sebeplerle muhtemelen arka planda başka hesaplar da vardı belki. Siyasi sebeplerle son derece genç insanların emekli olabildiği ve sonra giderek şartların ağırlaştığının farkına varılınca 90'ların sonunda ee, bunun e, tuhaf bir hale getirildiği ve bugün itibariyle birçok insanın yaş sebebiyle aslında emekliliği hak etse bile beklediği bir vasattayız. Bu da değişik bir skala. Yani diyelim kimi 40 yaşında bekliyor, kimi 55 yaşında bekliyor, kimin şu sebepten, kimi bu sebepten değişik değişik. Kimi 3500 günü, 5000 günü doldurmuş, kimi doldurmamış, kiminin 1200 günü falan filan var. Öztürk Bey'in orada söylediği şey bence çok önemli. Bu konuyla alakalı uğraşan bir takım dernekler var, bir takım kuruluşlar var. Bunlar hakikaten acıyan yerleriyle uğraşsalar, bununla alakalı değerli toplu bir nasıl söyleyeyim, bir bilgi sunumu yapsalar, insanlar bu konuda bilgi sahibi olsa, sadece milletvekilleri ya da bu işte uğraşan insanlar değil toplum da bunun ciddi manada farkında olsa bir takım talepler dillendirilir. Burada Öztürk Bey'in söylediği şu kademeli emeklilik meselesi dikkat çekici bir mesele. Hakikaten belki üzerinde çalışılması, düşünmesi gereken bir şey ama Türkiye'de yaşıyoruz. Türkiye'de yaşadığımız için bugün diyelim ki ben 45 yaşındayım. Sıkıldım. Emekli olmak istiyorum. Tamam. 55 yaşında emekli olduğumda bana 3500 verecekseniz şu anda bana ayda 2000 verin. Ben emekli oluyorum diyebilirim. Ama büyük ihtimalle 10 sene geçtiğinde, 5 sene geçtiğinde, 7 sene geçtiğinde ben de yandım, bittim, mahvoldum. Olur mu kardeşim böyle saçma şey? Bana da diğer emekliler kadar para verin demeye başlayabilirim. Çünkü bazı kararların, önceden verilen bazı kararların sonra ne tür faturalar çıkaracağını bilmiyoruz. Ama bence dikkat çekici bir şey. Herhalde EYT ile ilgili bu işin üzerinde çalışanlar bu, bu tür bir şeye de bakıyorlardır. Yani kademeli emeklilik mevzu dikkat çekici bir mevzu. Belki Avrupa örneklerinden falan da bakılıp oradan hareketle bir şeyler yapılabilir. Buradaki mesele bence şu. 3600 ek gösterge ile alakalı konuya kendi açılarından bakan kesimlerin ya filan 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 kesimde bulunanlar çok alıyor. Biz az alıyoruz e, mantığı e, ile yaklaşırken filan çok alıyor ziyade kardeşim bize az veriyorsunuz. Bizim hakkımız bu değil. Bizim hakkımız daha fazlası bunu teslim edin. Ya, bu bir, şu, haklı şu bir işte, talep ama. Efendim? Haklı bir talep. Kesinlikle. Yani şimdi yani. bakın bu öyle enteresan bir şey ki şimdi eğri oturup doğru konuşulacak bir başka konu da şudur. Şu anda diyelim ki herhangi bir işi yapan kişi ayda 6 bin lira alıyor olsun. Mesela bu kişiye 7 bin, 8 bin, 9 bin verseniz itiraz etmez. Ve gönlünün bir yerlerinde bir gün bir şekilde bir gelişme olup maaşının buralara çıkacağı, daha fazlaya çıkacağı şeklinde bir ümit daima vardır. Bu beklenti daima vardır. Bu beklenti zaman zaman belki sıkıntılar yaşarsa travmatik hale de gelebilir. Bu yani 84 milyon insan, çalışan 3 5 7 10 milyon insan, emekli bulunan 12 13 milyon insan. Her birinin kendine göre beklentileri var. Buradaki mesele şu. Ülkenin varlıkları ve bu tür şeylere hasredilebilecek bütçe payları bunlar üzerinden ne yapılabilir, nasıl yapılabilir, nasıl daha verimli hale getirebilir, nasıl daha ee, ...mesela gelir dağılımı, adaleti nasıl düzeltilebilir? Bu üzerinde ciddi olarak çalışılması gereken bir şey. Bildiğimiz kadarıyla çalışmalar var. Bu arada mesela Öztürk Bey'in yerinde ben olsam diyeyim... Ee, ...Avrupa'da bu tür uygulamalar yapan yerlerden bir takım örnekler alır. Türkiye şartlarında adapte ederek bunu bir fikir olarak gündeme getirmeye çalışırım. Ha, kabul edilir edilmez. Bu ayrı bir mesele ama çok hoş bir bakış açısı. Diğer taraftan da şu, hocam bir şeyler söyledi işte... Uzmanlar, subaylar işte değişik şeyler var. Doğru. Her daim enflasyonist şartlar söz konusu olduğu için bu sene kendinizi iyi hissetseniz bile gelecek sene kötü hissedebilirsiniz. Neden? Yani bir yerde dursa, fiyatlar sabit hale gelse, geliriniz sabit olsa, gideriniz de sabit olsa hiçbir problem yok. Ama şartlar sürekli değişiyorsa sizin de özel olarak ne bileyim belki daha çok pahalılaşan bir şeylere ihtiyacınız varsa sizin dengeniz bozulabilir. Dolayısıyla hiçbir zaman daha fazlasını isteme konusunda problemimiz olmaz. Burada belki hocamın söylediğine şöyle hafif bir itiraz edeceğim. Ben hocam bunları konuşurken hemen 70'li 80'li yılları hatırladım. Pol bir ve Pol der dönemlerini hatırladım. Bölünmüştü. Yani yani bölünmüşlük dönem hatırladım. Hayır. Benim polisim bir olmalı, benim uzmanlarım bir olmalı, subayların bir olmalı, subayların bir olmalı. Dolayısıyla hepsi yapmaları gereken her neyse bunu Amaçları, hizmetleri söylüyor. Seni. Her birimiz, tanıdığımız insanlar üzerinden falan biliyoruz ki hakikaten emniyet mensupları ve ben uzmanlar üzerinden değişik karakollara falan gidip onları gördüm. Hakikaten zor şartlar altında büyük fedakarlıklarla çalıştıklarını da biliyorum. Bunlar için yapılabilecek her şey azdır. Dolayısıyla güzel şeyler yapıldığına şahit oluyoruz. Daha iyi şeyler yapılır. Buradaki mevzu şu. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanlış hatırlamıyorsam 98'de SSK Genel Müdürü'yken yaptığı bir konuşmayı hatırlıyorum. Bu birkaç sene önce emeklilikte yaşa takılanlar konusunda çok gündeme geldi. Emekli SSK berbat duruma geldi. Batıyoruz. Durum götüye doğru gidiyor. Emekliliği yaşı acilen yükseltilmeli çağrısı vardı 96-97'de. Bir süre sonra 60 yaş olmalı falan diyordu. O zaman 45-47 yaşında emeklilikler falan yaşında. vardı. Sonra bir açıklamasını ben unutmuyorum. SSK artık iyice zarar eder hale gelmiş. Milyarlarca lira zarar ediyor. O arada dedi ki artık SSK'yı 80 yaşında emeklilik bile kurtarmaz. Şimdi bakın bu objektifliğe yakın bir şeydir. İşin siyasi tarafı belki vardır. Ama o zaman bir bürokrattı, feryat ediyordu. Şimdi mesela EYT konusunda ve 3600 ek gösterge konusunda son derece cesur laflar ediyor. Buradaki bence mesele şudur. Ülkenin imkanları dikkate alınarak bu konuda yapılabilecek olan her şey yapılmalı ve siyasetçiye özellikle de muhalefete düşen ki Öztürk Bey'i bir konuda tebrik etmek istiyorum. Burada çözüm yolları aramak. Hani ya yapın kardeşim verin işte. Hayır böyle değil. Son cümle. Şunu yapabilirsiniz bunu yapabilirsiniz kademeli olabilir falan filan diye çözümler üretmek. Ben bu tür çabaların bereket getireceğine ve bu tür problemlerin inşallah önümüzdeki dönemde halledileceğine inanıyorum. Peki çok teşekkür ediyorum. Sabri ee, Bey böyle... bir şey bir ilave de bulunabilir miyim? Buyurun Öztürk Bey alayım. Şimdi tabii biz EYT konusunu konuştuk. Orada kademeli emeklilik konusunu dile getirdim. 3600 ek gösterge konusunda da tamamen bunu katılıyorum. Ve tabii başka konular var. Bekçilerle ilgili başka konular ama benim özellikle üzerinde durduğum bir konu daha vardı. O da bu Kur'an kursu eğiticileri var. Yaklaşık 20 bin aileyi etkiliyor. Ben Diyanet İşleri bunun bu nedenle gittim. Bu kesimle kimse pek ilgilenmiyor açıkçası. Ve o zaman 800 ile 1200 TL falan para alıyorlardı. Yani bundan işte bir 8 ay falan önce. <laughs> Doğrudur 1200 lira TL para evet. Alsınlar. yardım hoca Yardımcı hoca vasfı üzerinden 1200 TL bir evet. e, katkı payları Maalesef. var. Maalesef. Diyanet İşleri Başkanı'na da söyledim. O zaman bunlara... bir 10 bin kişilik bir kadro çıkartılacaktı. Bayağı bir uzun da görüştük. Hatta şimdi bizi izliyorsa Adıyaman'dan bizim partimizde genel başkan yardımcımız olan Elif Hanım. O da Kur'an kursu eğitmeni. Ayrıca Maraş'tan Derya Hanım ve İstanbul'dan Habibe Hanım. Bunlar bu konuyu gündeme getirmişlerdi. Benden de rica da bulunmuşlardı. Özellikle gittim ama buradan da bir sonuç alınamadık. Yani Türkiye'de bazı şeyler ilerlemiyor. Bazı hak, hukuk, adalet deniyor ama işte o kesimden onların da çocukları var. Hiçbir hakları yok. Sürekli böyle şeye tabi tutuluyorlar adeta. Ee, yani sürekli sınav tacizine tabi tutuluyorlar. Özellikle ee, aynı iş e, yapıyorlar Sayın, sayın başkan e, halk eğitim merkezlerinde sözleşmeli geçici evet. hocalar var. Yardımcı personel vasfı üzerinden ama orada da aynı evet, kısım üzerinden bir mağduriyet var. Eee burayla ilgili ben Milli Eğitim Bakanlığı ile daha önce görüştüm. Görüşmenin sonucunda şöyle bir şey çıktı. E, özellikle pandemide bunlar mağdur edildi. Uzun süre maaş alamadılar çünkü gidemedikleri için. Bütçe ödeneklerinden yararlanamadılar. Ee, daha sonra hükümetin yaptığı çalışma üzerinden e, kısmen iyileştirme yapıldı ama bu tabii yeterli değil. Anlaşılıyor ki e, merkezi hükümetin bütçe olanaklarına göre hareket ettiği ve buraya göre bir bütçe çalışması yapma zorunluluğu vardır. E, özellikle e, bu konu çok tartışılması gereken e, başlı başına bir program bence. Ama e, biz 3600'den ilgili kısmı açtıp tartıştığımızda ilginçtir bir anda e, mesajlar yoğunlaştı. Hakkari Yüksekova'dan, Genç'ten, Lice'den, Ağrı'dan, Patnos'tan bile dahi mesajlar gelmeye başladı. Bu da şu demek ki insanlarımızın hislerine tercüman olduğunuzda bu nerede olursa olsun hemen e, bir yerlerden duyuluyor. Eğer bizim bir katkımız olduysa ne mutlu bize teşekkür ediyorum. Hemen tekrar programın özüne dönelim. Neydi o özü? Kaldığımız yer kısmı üzerinden nükleer kısım. Murat Bey der ki nükleer kısmı biz önemsiyoruz. Yani nükleer tesislerin özellikle enerji kısmı üzerinde ve atomu da başka bir şey. Haklarımız saklı kalmak şartıyla. Peki nükleer tesisler neden bizim için çok önemli diye sorsa nasıl bir cevap verirsiniz? Anam soruyorsunuz? Evet, Öztürk Bey size soruyorum. Şimdi bu konuyu Türkiye'de maalesef çok fazla bilen insan yok. Bir de bu Greenpeace denen Allah'ın belası örgüt. Şevre örgütü. Bu çok nükleer giderenerjiyi elinde Green bulunduran Peace. güzel. Güzel. Tuttum bunu. Yani nükleer enerjiyi elinde bulunduran ve kullanan ülkelere karşı protesto yapmaz ama bunu bulacak ve kullanacak ülkelere karşı protesto yapar. Ee, aslında Greenpeace Amerika'nın işte Fransa'nın, İngiltere'nin oluşturduğu, aslında bunların hepsi nükleer güç. Yani biliyorsunuz Adana'da bir söz var. Birisi yemek yiyor böyle tıka basa yiyor, diğerler de marabalar da bakıyor. Diyor, "Oy karnım ağrıdı yerken. Oy karnım ağrıdı." Diğeri de diyor ki, "Kardeşim diyor. Kardeş diyor, şöyle bir çekil biraz da bizim karnımız ağrısın." Yani bu kötüyse o zaman bunlar niye kullanıyor bunu? Güzel. E, i̇yiyse biz niye yararlanamıyoruz? Şimdi burada beş tane nükleer ülke, bunlar güvenlik konseyi üyesi, bunlar kendilerine nükleer gücün, yani nükleer gücün, silah gücünün monopolisini yani tekerinin elinde bulunduruyorlar. Ve Viyana'da bir örgüt kurmuşlar. Barışçıl olarak yararlanabilirsiniz ama Kırkdere'den de su getiriyorlar işte. Yani kolay kolay da bunu vermiyorlar. Çünkü barışçıl olarak başladığınız anda uranyum zenginleştirmesini arttırdığınız anda oradan da nükleer silah üretebiliyorsunuz. Onu sürekli denetlemeye çalışıyorlar. İşte İran'ın nükleer programına yıllardır engel olmalarının sebebi bu. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri de başladı. Yani şöyle düşünün bakın burada bir, bir e, Müslüman dünyası bir aptallık içerisinde ya bu bütün dünyada 154 tane veya 100, 157 tane nükleer santral var. Bunun sadece 6-7 tanesi Müslümanların elinde. Evet. Diğerlerinin hiçbir tanesi Müslümanların elinde değil. O da nasıl oldu? Çin'deki Müslümanlar hırsızlıkla bunu Hindistan'daki Müslümanlara sattılar. Müslüman Hindistan'daki Müslümanlar da bunu gene hırsızlık yoluyla Pakistan'daki Müslümanlara verdiler. Pakistan'daki Müslümanlar da bunu hırsızlıkla İran'a getirdiler. Yani teknoloji hırsızlığıyla bu kadar. Yani onun dışında bir ülkede yok. Bakın Hindistan'da var. Hindistan'ın nüfusunun bir kısmı işte biliyorsunuz hani Müslüman bir kısmı ama Pakistan diyelim. Pakistan'da var. İran'da var. Şu anda Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir nükleer santral var. Bir veya iki tane. İkincisi yapılıyor. Bir de Türkiye'de Akkuyu ve bir de Sinop'ta yapılması planlanan bir bunların da teknolojisine biz sahip değiliz. Şimdi burada soru şudur. Bir, bu nükleer çete asla hiçbir ülkeye izin vermiyor. Nükleer anlaşmaya üye olan ülkeler var. Mesela bizi nükleer anlaşmalara bizim gibi ülkeleri üye yapmışlar. İsrail onun dışında İs İsrail nükleer güç. Şimdi dolayısıyla bizim aklımızı başımıza alıp bu teknolojiyi mutlaka öğrenmemiz lazım. Doğru. Bu teknoloji önümüzdeki dönemde savaş teknolojisidir, caydırıcılıktır. Bilmeyenler için söylüyorum. Bugün Amerika'nın caydırıcılığı, Rusya'nın caydırıcılığı, bugün Çin'in caydırıcılığı, İngiltere'nin caydırıcılığı ve Fransa'nın caydırıcılığı nükleer güç olmalarından gelir. Almanya'nın dişlerini sökmüşlerdir 2. Dünya Savaşı'nda. Kapasitesini bitirmişlerdir. İtalya'nın bir kapasitesi zaten yoktur. Bugün e, Kuzey Kore, Güney Kore'yi dize getiriyor. Niye? Çünkü elinde nükleer silah vardır. İstediği zaman enerjiye enerji olarak kullanır. istediği zaman nükleer enerjiye çevirir, başlık takar. Oradan Japonya'yı vurabilir. Japonya'nın dişlerini sökmüşlerdir. Aynen Almanya gibi 2. Dünya Savaşı'dan sonra. Şimdi Türkiye'nin çok uyanık, belli etmeden çok da fazla bu işi yapması lazım. Bakın ben açık söylüyorum ben yenilik partisi olarak bu işi çok uzunca zamandır programıma koymuşum ben, parti programıma koymuşum ve bunu yıllardır bunun bu çetenin neyle uğraştığını biliyorum ve bu çete kesinlikle kimseye vermiyor. Bugün Türk, Türkiye Rusya ile savaş savaştığı anda Rusya atom bombası kullanabilir, nükleer bomba başlık kullanabilir hiçbir şey yapamazsınız. İsrail'e savaştığı zaman İsrail nükleer başlık kullanır, atom kullanır, bir şey yapamazsınız. Bu hem savaş teknolojisi açısından Türkiye'nin elinde olması gereken şart olması olmazımızdır hem de enerji açısından önemlidir. Çünkü Enerjiyi de nükleerle sağlayacaksınız. Yani Peki, ben paramı niye gidip Araplara, Rus'a, İranlara vereyim? Niye vereyim yani bu kadar dolar? Mı? Sayın Genel Başkan, ben özellikle önemsiyorum. Bir muhalefet partisinin özellikle Türkiye'nin geleceği açısından nükleer enerji veya atoma karşı duyarlı olması... ...Türkiye'nin caydırıcı jeopolitiği açısından önemli bir husustur. Alışık da olmadığımız bir durum. Türkiye'de ilginçtir. Greenpeace dediğiniz gibi kurumlar bu ülkede sık sık eylem yapmaktalar. Geçtiğimiz günlerde de farklı bir bilgi notu düştü. Uluslararası basında Amerika'da yazıldı bu. İngiltere'de kısmen yazıldı. İki yıl öncesindeydi. Türkiye'nin yetişmiş atom gücü ve teknolojisi mevcuttur. Bilim adamları mevcuttur. Bunu pekala rahat üretebilir Dünya Atom Enerjisi yayınladı. Gerçekten bu bilgimiz var mı? Bu altyapımız var mı? Yani şöyle bir şey. Türkiye'nin bu bu altyapısının şu anda olup olmadığını bilmiyorum. Belki çok sınırlı bir şey vardır ama bunlar böyle ulu orta konuşulacak şeyler değildir. Hı hı hı. Çünkü bu İran'ın üzerine baskı bundan kaynaklandı. Ve tam İran'daki rejim bunu tam üretirken bunu yakalandı. Yakalanınca da konu hemen İsrail tarafından uluslararası gündeme getirildi ve İran'ın, İran bir şeyin çuvalının içerisine kondu ve İran şu anda debelenip duruyor ama benim gördüğüm İran'daki Molla rejimi kesinlikle bunu üretme aşamasına geldi. Çünkü uranyumu epey bir zenginleştirdiler ve Natan'daki ve özellikle Su şehrindeki nükleer tesislerini bugün ayağa kaldırdılar. Rusya'da o İran'ın ee, nükleer bir güce sahip olmasını istiyor. Şimdi bizim bakın biz bizde çok akılsız insan var. Ya biz kim ister atom bombasını? Kim ister nükleer bombayı? Kim ister? Biz akılsız mıyız? Gerizekalı mıyız? Kim ister bunu? Ama karşı taraf bunu alıyorsa senin istediğin kadar konvansiyonel ordun olsun, 2 milyon ordun olsun, istediğin kadar tankın, topun, tüfeğin olsun bir şey yaramıyor. Savaş uçağın olsun bir şeye yaramıyor. Bugün İran'da olduğu zaman siz zannediyor musunuz tehdit olmayacak? Veya İsrail'de tehdit olmayacağını mı düşünüyorsunuz? Bugün Rusya'yla Suriye'de bir kapıştığımız anda bunların bunu kullanmayacağını nereden biliyorsunuz? Bakın şu anda bütün NATO toplantıda neden korkuyorlar? Rusya'nın 300 130 bin tane Ukrayna sınırına yığdığı askerden korkmuyorlar. Elindeki nükleer güçten korkuyorlar. Tane başlıktan caydırıcı. Evet, caydırıcı. Dolayısıyla biz biz böyle hani sanki keyiften istiyoruz. Aman bilmem falan. Buna karşı gelenlere de bakıyorsunuz. Gidip de bu şey peace, ne, Greenpeace ne işte bu Greenpeace, Greenpeace hı hı. yani yeşil barışçılar. Hı hı. Greenpeace bir de üstelik. Peki bu yeş, yeşil barışçılar niye gidip de örneğin Amerika'yı protesto etmiyorlar? Niye Rusya'yı protesto etmiyorlar? Olur niye Fransa'yı protesto elinde. etmiyorlar? Çünkü bunlar onların uşakları. Doğru. Onlar kime bunları havlattırıyorsa onları havlıyorlar. Yarın Türkiye'nin başına da bu gelecek. Bakın İran nükleer gücü söz konusu olduğu zaman Türkiye şöyle bir politika izledi. Biz İran'ın nükleer güçten barışçıl amaçlarla yararlanmasını destekliyoruz dedi. Neden? Çünkü bizde bizde elektrik için kullanmalıyız. Bu hak bize de olması gerekiyor. Ama silah olarak kullanmasına karşıyız dedi. Doğru. Ama sen karşı olduğun zaman İran yapmıyor mu? Onu elde ettiğince elektrik için kullandığında onu nükleer için de kullanacaktır yarın. Bugün İran'la dostuz gibi görünüyor. Yarın belki de düşman olacağız. Yarın İsrail bakacaksınız. Bütün bölgeyi tehdit ediyor. Büyük çaplı bir savaşta hiç kimseye göz açtırmaz. Peki. Ve Amerika Birleşik Devletleri bugün nükleer bir başlıkla istediğini yapabiliyor. Rusya hazardan nükleer başlığı fırlattığı zaman bugün Türkiye'de istediği kenti vurabilir. Yani bizim aklımızı başımıza alıp bu Greenpeace'ci e, geri zekalıların yaptığını Türkiye'ye yaptırtmamak lazım. Yani bu çevreciler ya bu Amerika çevreci değil mi? İngiltere çevreci değil mi? Bugün Avrupa'da üretilen enerjinin çoğu nükleerden kaynaklanıyor. Nükleer güçten kaynaklanıyor. Estonya güya kapatacaktı müzakere sürecinde Avrupa Birliği'ne. Sonra dayanamadı, süreyi uzattı. Peki. Bugün Ermenistan'ın elinde de nükleer güç var. Ve pek çok Sovyet ülkesinin elinde nükleer güç var ama bunların elindeki nükleer güç şöyle bir güç. Bizim elimizdeki örneğin NATO bazı hassas silahların olması gibi. Yani incirlikte nasıl diyelim ki bomba varsa biz onu kullanabileceğimizi mi düşünüyorsunuz? Onların bütün şifreleri Amerikan'ın elinde. Ben öyle bir şeyden bahsetmiyorum. Ben nükleer olarak enerjiyi Türkiye'nin kullanma hakkından bahsediyorum. Nükleer güç olmasından bahsediyorum. Bunu bir savaş için, bir tarafa saldırmak için değil, caydırıcılık için bize saldırıldığı zaman bu topraklarda ayakta kalabilmemiz için gerekli olduğunu düşünüyorum ben. Peki, çok teşekkür ediyorum ee, Sayın Öztürk. Ee, Murat Bey, bu, bu arada İran'da biliyorsun e, Türkiye ile ilgili bir takım olumsuz gelişmeler de yaşanmakta. Türkiye-İran ilişkilerde. O da şu, e, İsrail ve Türkiye'nin özellikle İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye gelişi enerji politikaları üzerinden yeni görüşmelerin başlatılması, Orta Doğu'daki değişen dengeler açısından yakınlaşma hissedildiğinde İran'ın özellikle Türkiye'de gizli bir suikast ve operasyon çektiğini gördük. 14 kişi de tutuklandı. İran ajanları tutuklandı. Neydi bu mesele? Bu da atomla ilgiliydi. Özellikle nükleer tesislerle ilgiliydi. Daha önceki suikastla ilgili İran'da yapılan bir suikast sonucu. Nedir bu? Ya şimdi iki ülke birbiriyle çekişiyor. Ama. Ee, bizim sorunumuz ne? O çekişmelerini bizim ülkemizde yapmamaları. Şimdi bizi e, Suudi Arabistan'la karşı karşıya getiren diye gelen sorun neydi? Kemal Kaşıkçı Kaşıkçı'nın burada Hı. katledilmesiydi. Evet. Peki bunu organize eden kimdi? Ben size söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri. C. Şimdi hani kimin işine yarıyor ya bakacaksınız diyor ya Mahir Kaynak Üstad. Şimdi kimin işine yarıyor? Birleşik Devletler'in işine yarıyor. Suudi Arabistan'ı Türkiye'den uzaklaştırıyor. Çok evet. matah bir şey olduğu için söylemiyorum Suudi Arabistan. Hayır, hayır. Ama Suudi Arabistan'la Türkiye'nin arasını açmak isterseniz ya da bir başka ülkenin o ülkenin topraklarında karşı ülkeyi hedefleyen bir şey yaparsanız yürür. Şimdi burada da iki ülke arasında bir sorun var. Ney? İsrail diyor ki ölümüne İran nükleer silaha sahip olmasın. Kendi ülkesinin perspektifinden bakıldığında makul. Ahlaki değil ama makul çünkü kendi sahip bu sisteme. İran'da diyor ki İsraille Türkiye'nin son dönemdeki yakınlaşması ki Dışişleri Bakanımızın bugün açıklaması vardı. Kudüs ve benzeri Filistin davası kırmızı çizgimizdir. İsrail ne kadar görüşürsek görüşelim bu sorunu çözelim yani bir araya gelelim desek de Kudüs davasından geri adım atmayacağız. Bu bizim ön koşulumuzdur bilinsin diyor. Atar atmaz o ayrı mesele tartışma. Ama şunu söylüyorum. Şimdi İran'da diyor ki Türkiye ile İsrail arasında ben nasıl açabilirim? Tam Türkiye'nin İsrail'le yakınlık kurmaya başladığı dönemde İsrail'le bir iş adamını Türkiye'de öldürürsem bu da faidi meçhul olarak kalırsa iş Türkiye'nin üzerinde kalır. Bundan nasiplenirim diyor. Tabii. Şimdi bu kapsamda bugün gözaltılar vardı. 14 kişi, 12 kişi daha önce gözaltına almıştı. 14 kişi de 12, 14 kişi kaçırma ekibi gözaltına alınmıştı İran'ın. Bakın MIT'in yeniden yapılandırılması kapsamında. Demirel'in en büyük sorunu neydi? Biz Demirel'i aslında dönüp baktığımızda son vefatından önceki son 20 senesine, 10 senesine darbecilerin işbirlikçisi olarak görürüz. Ama bir sürü kötülüğü de olmuş olduğunu düşünürüz. Ama hiç onun çerçevesinden şöyle onun gözlüğüyle bir dönüp bakmayız. Mesela onun gözlüğünden baktığımızda darbelerden ne kadar çekildiğini, ne kadar sıkıntı görü çektiğini düşünüp bakın ben onun adına bakın kendi perspektifinden Demireli yorumlamıyorum. Onun perspektifinden şöyle diyorum. Bu darbe olmasın manasında uğraşmış olabilir mi? Şimdi Demirel ne diyordu şey için? Darbelerden en çok çeken işte kaç kere şapkamı aldım gittim kaç kere tekrar geri geldim diyordu. Diyordu ki Milli İstihbarat Teşkilatı bize Teşkilat. Afrika'daki işte Mugulo kabilesinin attım öyle bir kabile var mı yok mu bilmiyorum. İşte e, Zulu ediyor. kabilesine e, yönelik katliamına ilişkin verileri getiriyordu. Diyordu ki işte şu kadar kişi bugün öldü o Afrika'daki şeyde ama yanı başımızda güvencelikte darbe toplantısı yapılıyormuş. Onu söylemiyordu. Hatırlayın şimdi bir kor general ismini hatırlamayacağım. Hatırlayamadım. MIT'in başındaydı o dönem. Ne diyordu? Siz beni MIT'in Teoman Koman. Siz beni MIT müsteşarı zannediyorsunuz değil mi? Yok. Ben oysa ben maalesef Amerika'nın bölgedeki CIA'in bölgedeki yes, bir şefir. istasyon şefi. Onu şefir. diyen Teoman Komand Değildi. Ona Sabri 25 oğlu muydu? Yok. Ya işte Neyse. onlardan ya ok, bir kor generale atfedilen evet. mitte Teoman, şimdi, Koman, zaman, beni işte, zaman kazanabilirsem. demişti zaman kazanabilirsem öğren, hatırlayacağım ismini. bir kor generale atfedilen, MIT müsteşarına atfedilen söz. Ben MIT'in, şeyin, CIA'in istasyon. Şey. Tamam onu geçtim artık vazgeçtim. Eyvallah. Bir istasyon şefiyim. Bana bugün derlerse ki Sinop'a git, Sinop'a giderim. Orada inceleme yaparım. Aslında bunu iç çekerek söylüyor, üzülerek söylüyor. Başka bir şey neyse. Şimdi Ecevit'in yanındaki korumalar kime aitti? MIT'in, mitin, mitin yeniden e, yapılandırılması kapsamında dönüp baktığımızda bu ülkede of. Rus ajanları yakalanıyor. Bu ülkede Amerikan ajanları yakalanıyor ama henüz o güce erişemediğimiz için bir buçuk iki sene içeride tutuyoruz. Sonra gitmek durumunda kalıyor ama tutuyoruz içeride. ...yakalanmıyorduk. Yani yavaş yavaş diyorsunuz. Ha işte o yavaş yavaş. Bunlar bir anda... ...yani buz dağlarını hohlayarak eriteceksiniz. Öyle bir anda altını açıp yapamıyorsunuz. Çünkü dolar 13 lira, 15 lira, 20 lira oluyor. Bakın yarın nükleeri... ...ben Öztürk Bey'in bu sözüne çok katılıyorum. Aynı zamanda... E, ...Ekrem abinin de bu sözü çok kıymetli. Bunu dikkatli konuşmalıyız. Nükleerle alakalı mevzuyu dikkatli konuşmalıyız. Her zaman şunu söylemeliyiz. Nükleer silahla ilgili hakkım saklı... Ama ben nükleer çalışma yapmıyorum, yapmayacağım da. Barışçıl gideceğim. Hiç kimse şunu söylemedi. Yarın nükleerle ilgili şu yoğunlaştırmayı yapacağım, uranyumu zenginleştireceğim, Amerika kızdırırsa tak buradan atacağım, patlatacağım Amerika'yı demedi. Dememedi de. Şimdi bizim yapmamız gereken ne? Bizim yapmamız gereken ne? Siyasetçilerimizin özellikle yapması gereken ne? Bu konudaki uzman, bu konudaki uzman, bilim insanlarımızın yapması gereken ne? Neden ne? Hatırlayın Aselsan'da e, bir proje geliştirilmesi esnasında bir baktık mühendisimiz intihar etmiş. <laughs> bir baktık bir tanesi daha intihar etmiş. Bir tane daha, bir tane daha. Bir baktık bir uçağımız düşmüş. İçinde Start çok önemli bir bilim adamımız, bilim İçine kadınımız iddi. hayatını kaybetmiş. O yüzden bu tür şeyler oluyor. İran'da bunu engellemek için bakın bir strateji yapıyor. Türkiye'de bir şey denedi. Ama eski mit olmadığı için enselendiler. Bugün 14 tanesi içeride. Bir kısmı Türk vatandaşı, bir kısmı İran vatandaşı. Kamera görüntüleriyle ne yaptıkları da ortada. Şimdi, biz dikkatli olmalıyız. Bunu peki, ne yapacağız peki bir nükleeri? Bir araya gideceğiz, hızlı toparlarsak. Tamam. Şey nükleeri ne yapacağız? Savaş. Sağlık. Sadece bakın, nükleer sadece füze atmak değil. Değil. Uranyumla sadece zenginleştirilmiş, sadece değil. uranyum koklatılmış mermiler zırh deliyor. Yani bugün Amerikan askerleri kullanıyor. 7-8 milimetre kalınlığındaki zırhı uranyum gösterilip kullanılan mermi delip geçiyor. Şimdi savaş şeydi savaş sahasında kullanılıyor. Sağlık sahasında muazzam kullanılıyor. Biz bunu dışarıdan alıyoruz. Çinye de kullanılıyor. Bakın aklınıza gelebilecek her türlü faaliyette, her türlü e, endüstriyel alanda nükleer enerji türevleri uranyum olmasına gerek yok. Kabolamin, bir sürü değişik plütonyum, bir sürü değişik maddesi var kullanılıyor. Biz bunu kullanmaktan maalesef bugüne kadar aciz durumdaydık aciz bırakıldık. Bakın Pakistan bunu nasıl elde etti? Ben bir kitabını okumuştum Pakistan'la alakalı. <laughs> Bu nasıl elde etti? Kadir, Kadir Han'ın hayatını anlatıyordu. Bakın aslında bize öyle bir şey söylenmiş ki ama biz öyle bir sıkıntıdaymışız ki 1956'da Amerika Birleşik Devletleri Eisenhower'ın bir projesi var. Atom barış için atom projesi. Barış için atom projesinde de kendi müttefiki oluşturmak istediği Sovyet bloğuna karşı atomu parçalamayı öğretmeyi deniyor. Ama ben kontrol edeceğim, sınırlı olacak diyor. Pakistan el kaldırıyor, ben buradayım diyor. Pakistan'da bir nükleer santral açılıyor, küçük çaplı bir nükleer santral. Türkiye el kaldırılıyor, ben buradayım diyor. Şu arkamızda. Halkalı'da çekmece. Çekmece'de nükleer. küçük bir küçük bir nükleer santral var orada, reaktör var orada. Atom reaktör almış, yapılıyor zaten. küçücük mikro düzeyde. Öğrenmek için yapılıyor ama. Sonra ne yapılıyor biliyor musunuz? Rahmetli Adnan Menderes idam ediliyor. O reaktör kaderine terk ediliyor. Orada bekliyor. Araştırma merkezi. Hiçbir gittim. şeye yaramıyor. Ben gittim gördüm. Hiçbir şeye yaramıyor. Sadece sembolik orada duruyor. Şimdi adı var sadece, bu işte, adı var. Evet bu işte Özgür, Öztürk Bey'in söylediği gibi. Bunu kimse Radyasyon size öğretmiyor. merkezi olmuş. Bakın bunu kimse <laughs> size öğretmiyor. Bakın biz 61'de kalmışız. Pakistan 98'de ulaşmış. Dünyaya duyurmuş artık ben de atomu parçalamayı, atomu zenginleştirmeyi, karşımda Hindistan sahipse ben de buna sahip olmayı öğrendim diyor. <laughs> artık Pakistan işgal edilemez diyor. Bakın ve Pakistan bu güce erişene kadar 3 tane başbakan kaybediyor. Evet. Öldürülüyor. Şey Ama Pakistan'da bakın güzel bir şey devlette devamlılık esas olmalı. Benim en büyük korkum bu. Yoksa AK Parti gider, CHP gelir. Benim bir korkum yok. Sandıkta vatandaş ne isterse olur. AK Parti gider MHP gelir. Hiçbir gelir. korkum yok. Peki. AK Parti gider yenilik, yenilik Partisi gelir. Öztürk Bey gelir. Hiçbir kaygım yok. Hatta demokrasinin nasıl işlediğini göstermesi açısından da şahane derim. Benim sorunum şu. Erdoğan gider, Başkan Erdoğan gider. Yerine aday olan kişi ben bunu çöp yapacağım diyorsa nüklerde benim için bu muazzam bir sorun. Devlette devamlılık bakın 3 tane başbakan öldürüyorsunuz Pakistan'da öldürüyor Amerika Birleşik Devletleri ya da Rusya konsorsiyumu ya da bilmem ne. Pakistan yerine yerine gelen bile bakın onun öldürülmesine göz yuman yerine gelen bile diyor ki but da bunu yanlış yaptı ben şuraya götüreceğim diyor. Getiriyor götürüyor götürüyor götürüyor. 98'de artık Hindistan tarafından yutulamayacak bir Pakistan'a dönüştürülüyor. Bugün Ukraynalıların en büyük dert yandığı şey ne biliyor musunuz? Ukraynalıların Amerikalılara verdiği nükleer, nükleer merkez. Bakın nükleer güç olsaydı Ukrayna'nın ordusunun neredeyse sıfırlaması. Bakın Amerika Birleşik Devletleri diyor ki 3 haftada işgal edilecek Ukrayna diyor. 3 haftada işgal edilebilecek bir ordunun çok değil 2 tane atom bombası olsa ve onu da balistik füzelerle kıtalar arası gönderme olanağı bile olmasa 3-4 bin kilometre ötede Moskova var. Moskova'yı vursun diye demiyorum. Ama Moskova'yı vurabilme Çengeci ihtimali olacaksa... Ukrayna'nın işgal edilme ihtimalini sıfırlardı ya da minimize ederdi. Şimdi hal böyle olunca biz 61'de kalmışız. Biz 61'de kaldığımız şeye iki nükleer santralle bugün başlıyoruz. Denge politikası da çok önemli. Bakın. Son cümle. Hemen tamamlıyorum. Ee, Rus, Amerikalılar Pakistanlıları bu hususta terk ettiğinde Pakistanlılar denge mekanizmasına başvurdu, Ruslara döndü. Ruslara dönünce Amerikalılar dedi ki tamam ben el altından Fransızlar üzerinden o zaman sana vereyim bu işi. Çünkü Ruslara gitme dedi kardeş. Şimdi bizde de döndüğünde bize de baktığınızda bir denge politikası. Önce hatırlayın biz bu işi Çin'le yapmayı denedik olmadı. Niye? Biz arkasında durduk da Çin, Çin'in arkasında duramadı. Küresel ticaret yüzünden. Nükleer, füze anlaşmasındaki gibi. Bakın S-400'leriniz de önce biz Çin füzesini almayı denedik. Doğru. Çin geri adım attı. Aslında biz geri adım atmadık. Şirket yaptırıma tarif Bakın biz durdu. geri adım atmadık. Hayır. Teknik Ondan olarak lazım. Çin geri adım attı. Neden biliyor musunuz? Amerika'ya hala Çin maalesef bir denge politikası güdüyor. Niye? Evet. Ticaretinin önemli bölümünü o ülkeyle yapıyor. <laughs> Şimdi Rusya ise ne diyor? Rusya'ya biz buna döndük aldık. Şimdi biz onu e, Öztürk Bey dedi ya tersine mühendislik. Belki S400'lerden birini şu an parçalıyoruzdur bilmiyorum ama bunu devlet yetkililerimiz asla kabul etmemeli. Beni de yalanlamalılar buradan. Yalan Yapılmamalı. Yani. Evet. Ay böyle demeli. Ama bu bir hak <laughs> bakın bir, bakın F35 düştü. <gülüyor> Çin <gülüyor> Hint Denizi'nde Hint Denizi yanlış hatırlamıyorsam. F35 düştü. F35'i alabilmek için Çinle denizin dibine battı 2000 metreye. F35'i oradan alabilmek için Çinle Amerika birbiriyle yarıştı. Neden? Çin getirip açacaktı tersine mühendislikle yeniden onun nesi eksik nesi fazla bakayım dedi. Bakın İran İran bir Amerika, Rusya'nın sağladığı teknolojiyle bir karıştırma Amerika. teknolojisiyle Amerika'nın ileri Sentinel model bir casus uçağını indirdi. Sonra ne oldu biliyor musunuz? O uçak 3 sene sonra Rusya ve Çin'de ortaya çıktı. Benzerini yaptılar. Şimdi demem o ki Varyak gemisi, Varyak gemisi buradan bizim boğazlardan geçemiyordu. Belli tonajın üstünde olduğu için. Çin dedi ki Şiddet bunu nasıl geçirelim? Hı hı. Türkiye ile dediler ki, bunu biz gazino yapacağız zaten. Öyle geçirelim. götürdüler uçak gemisi yaptılar. Biz bunu peki ne ne yaptık ondan sonra? Bugün hisar bataryalarıyla. Ee, Bugün Hüsamet'in aslan kulakları çınlasın. Ee, hem Arjantin hem Brezilya'da ve aynı zamanda Hindistan'ın e, üç tane uçak gemisinin çok yazdı, çok çizdi hazır bir teknoloji var. Bir an önce bunu ithal edin, jilet yapmak üzere ama geçen alın, geldi burada. Edildi. Bakın geçen ben yazım köşe yazımın konusuydu. Evet. Brezilya'yı darma duman ettiler. Siyonist yanlısı bir başbakanı getirdiler. Çocukları İsrail şeyiyle çıktı, tişörtüyle çıktı. İsrail şeyin e, Brezilya'nın uçak gemisi projesini aldılar, getirdiler İzmir'de jilet yaptırdılar. Düşünün. Peki. Hal böyle. İşte ben şunu söylüyorum. Hemen sonlandıracağım. şunu söyleyip sonlandıracağım. Kim gelirse gelsin gelecekte. Sandıktan kim çıkarsa çıksın fark etmez. Önümüze büyük engeller çıkacak. Denge politikası güdüp nükleer projemizi verir. devam ettirmeliyiz. Devamı önündeki engel olacak kişileri sandığa gömmeliyiz. Diğerlerini de sandıktan çıkartıp iktidar yapmalıyız. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Güzel sözlerle bir araya gidelim. Bizden ayrılmayın. Daha sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ekrem Bey ile devam edelim. Nükleer e, enerji veya nükleer tesisler e, kısmı üzerinden Türkiye'de ihtiyaç veya buradaki e, Öztürk Bey'in de Murat Bey'in de ifadeleriyle kısmen de birinci bölümde bunu buna değindik ama Türkiye açısından nasıl buluyorsunuz caydırıcılığı açısından? Yani mesele şu birilerinde varsa bizde de olmalı öncelikle barışçıl dediğimiz enerji açısından nükleer teknolojiye sahip olmamız lazım. Murat biraz önce detaylı bir şekilde anlattı bunu sağlıkta kullanılıyor, kimya da değişik alanlarda. Savaş sanayinde sadece atom bombası olarak ya da nükleer bomba olarak değil, mermilerde şurada, burada belki biraz insanlık dışı fakat biz Müslümanız ve dinimiz bize düşmanın silahıyla silahlanmaya emrediyor. Kimseye saldırmamayı ancak saldırılırsa cevap vermeyi emrederken ama savaşa hazır olmayı bu konuda gerekli her türlü malzemeyi bir anlamda elimizin altında bulundurmayı emrediyor. İşin dini tarafı belki biraz böyle. Öbür tarafta da mesele şu. Birilerinin var. Amerika'nın var, Fransa'nın, Çin'in, Rusya'nın, işte Hindistan'ın, Pakistan'ın, İsrail'in. Diğer ülkelerin tamam kabul ediyor, İsrail kabul etmiyor ama orada olduğunda hep beraber biliyoruz. Birileri diyor ki Öztürk Bey çok güzel söyledi. Biz bir kulübüz kardeşim, kendimiz dışında kimsenin buna sahip olmasına müsaade etmeyiz. İyi de Hacı abi yani... Orada o fıkrayı anlatan Nasrettin Hoca'nın vardır ya. Hani baklavayı, oh öldüm öldüm deyince yani, talebeler bileyim. demişler ki biraz da biz örelim falan. Benzer hikaye. Dolayısıyla nükleer konusunda Türkiye'nin attığı adımların, bu önce santraller, bu santrallerle alakalı her ikisinin de işte diyelim, eee yapılacak şu yapılacaklarla alakalı biliyorsunuz. Onlarla ilgili eleman yetiştirme, bunun teknolojisi konusunda talebi yetiştirme gibi adımlar var. Ve Türkiye benim bildiğim sadece Rusya'yla, Fransa'yla, Şurayla, Burayla değil, Japonya'yla. E, Çin'de de e, benzer bir takım şeyler, Japonya'da da bir talep yetiştirme durumlarımız var. Burada çok detaya girmeden şuna dikkat çekelim. Kısa bir süre önce biz İHA'lar ve SİHA'lar konusunda İsrail e ve Amerika Birleşik Devletleri'ne muhtaçtık. Bırakın satmayı kiralama konusunda bile mırın kırın ediyorlardı. Kötü komşu hani insan ev sahibi yaparmış. Elhamdülillah şu anda bizim İHA'larımız ve SİHA'larımız var. Daha da güzel tarafı şu. Dünya çapında başa güreşiyoruz. Yani bu teknolojiye sahip olan birkaç ülkeden Yapay birisiyiz. Ve, ve anlaşıldığı kadarıyla diğerlerine hem fiyat hem de kalite açısından fark atıyor. Ee, Ekrem inanıyorum. Bey bu İHA ve SİHA konusunu açtınız. Güzel. Ee, İHA ve SİHA konusunda Türk kamuoyunda Sadece insansız hava aracı olarak algılanıyor. Bu yanlış bir şey. Sadece Aynen. o değil. Yapay zeka üzerinden dünyanın <laughs> yani Türkiye'de 20 yıl önce olan ülkeler teknolojik açıdan daha üstün olan ülkeler yapay zeka kısmı üzerinden hava araçlarına Türkiye'nin gerisinde kaldı. Bu iyi yani, bu, yani bu bu tamamen herhalde tazının sahibi için, tavşanın canı için koşmasıyla bağlantılı bir şey. Çünkü çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti birilerinin teknolojiyi, birilerinin değişik bir takım bilgileri vermeme konusunda kararlı olduğu, ittiği kalktığı bir ülke ama elhamdülillah. Cenab-ı Hak lütfetti. Mesela işte Selçuk e, bayraklar işte <laughs> vardı sadece e, Baykar değil işte biliyorsunuz Vestel'in benzer şeyleri var. Efendim Tusaş'ın TUSAŞ ayrı, ayrı girişimleri devletin var. var. Değişik devletim şeyler var. var. Ve elhamdülillah bu teknoloji Türkiye'de gelişti. Belli ki özellikle Baykar'ı, Selçuk Bey'i ve ekibini hakikaten e, özde Bayraktar kardeşler. Allah Özdemir abi'ye rahmet eylesin. Amin. Onun o e, inatçı tavrıyla yani kan kusup kızıldık şerbeti içtim diyerek geçirdiği yıllar sonrasında hakikaten çok güzel bir yere geldik ve anlaşıldığı kadarıyla çok daha ilerileri gidecek. Yani şu anda insansız savaş uçakları falan gibi şeyler de konuşuluyor. Dolayısıyla ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin her ne kadar bir şekilde itilse kakılsa da nükleer enerji konusunda 1958'de karar alıp 1959'da işte küçük çapta bir atom reaktörü kurup 1960'da 27 Mayıs'ın hemen ardından bu evet. araştırma merkezine çevrilse de ben Türkiye'nin barışçıl nükleer enerji konusundaki adımlarının belli bir noktada bu konuşulmaması üzerinde fazla durulmaması gereken bir şey ama arka planda bunun bir şekilde neticeye ulaşabileceğini inanıyorum. Sebebi şu bu tür şeyler yapılır kabul edilmez belli bir aşamaya kadar kimsenin bilmemesi gerekir, konuşulmaması gerekir. Çünkü birilerinin en, nefesi ensenizdedir i̇şte, takip ederler falan 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 görünürde de son derece iyi niyetlidirler. Efendim dünya dengelerini işte daha kötü hale getirmemek falan filan barışçıl e, tamam ama işte Çevre bu, hakkı nükleer falan başlık edinmenize iyi de yani tekrar aynı soru bu kadar kötüyse, Murat Bey söyledi herhalde, zannediyorum Öztürk Bey de e, değildi. O zaman hepsini yok edelim şunların. Başka uyduya, başka bir galaksiye ya da e, gezegene falan da göndermeyelim. Sökelim, yok edelim, gömelim, bir şeyler yapalım. Hayır, niye? Ben güçlüyüm, güçlü kalmam lazım. Seni istediğim gibi ezebilmeliyim falan diye bir böyle bir yukarıdan bakan bir anlayış var. Burada da Türkiye'nin özellikle son senelerde, vaktiyle engellendiği bütün konularda ciddi mesafeler aldığını görüyoruz. Bu zaman zaman e, baskılanan işte Aselsan'daki o geçmiş dönemde yaşanan e, ve güya intihar etti falan filan denilen mühendislerin katledilmesi, o İsparta'da düşen uçakta bir hanımefendi değil birkaç bilim adamının tabii işte de, evet. vefat edilmesi, <laughs> bir, katledi, bir sürü var. şey var. Herhalde bunun bu işi uğraşanlar ve tabii ki bu işi e, bir anlamda kanalize eden devlette de muhtemelen farkında. Ama ben küçük çekmece nükleer ara çekmece nükleer araştırma merkezinde yapılan çalışmalarında işte bu Mersin'deki nükleer santral sonra Sinop'takiyle falan filan belli bir süre sonra Türkiye'nin ciddi mesafeler alacağını gerek enerji konusunda gerekse diğer konularda iyi mesafeler alacağını inanıyorum. Burada tabii biraz önce değinildi Türkiye Cumhuriyeti Devleti Brezilya ile birlikte İran'ın Barışçıl nükleer enerjiye sahip olması konusunda destek verirken Öztürk Bey değindi zannediyorum. Murat da biraz değindi. Türkiye şunu sağladı. Eğer Amerika Birleşik Devletleri'nin arzusu üzerine İran'a bir dakika kardeşim ne demek barışçıl nükleer enerji? Sen buna sahip olamazsın falan diye bir tavır takınsaydılar bugün nükleer enerjiyi barışçıl olarak elde etme çabamız olduğunda bize derlerdi ki bir dakika beyim bu ne perhiz, bu ne Hayır, Türkiye o zaman dedi ki İran'ın barışçıl nükleer enerjiye sahip olma hakkını destekliyorum. Brezilya da aynı yolu tuttu. Çünkü her iki ülkede nükleer enerji, barışçıl nükleer enerjiye erişmek için bir takım adımlar atıyordu. Bunları bir anlamda sağlamlaştırdılar, takip ettiler. Ha İran yarın şunu yapar, bunu yapar. Eyvallah. En de sonunda hani birisi bir şey yaparken öbürünün elde kurasa doğramıyor lafını da galiba unutmamak gerekiyor. Az cümle şu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin e, hepimizin, 84 milyonun siyasi partileriyle, şunuyla, bunuyla, iktidarıyla, muhalefetiyle, objektif gerçeklerden hareketle bu ülkenin sahip olması gereken şeylere sahip olması konusunda ...bir e, ortak zemin oluşturup... ...bunun üzerinde konuşulması lazım. Bunun için ben Öztürk Bey'i tebrik ediyorum. Bir partinin genel başkanı olarak... ...belki dışarıdan bakanların da... ...biraz şaşıracak şekilde... ...nükleer enerji konusunda... ...oldukça güzel görüşleri var. Bu e, umulur ki... ...diğer muhalefet partileri de buraya gelsinler. Neden? Türkiye'deyseniz, Türkiye'de siyaset yapıyorsanız, Türkiye Cumhuriyeti devleti için ve bu ülkede yaşayan 84 milyon için siyaset yapıyorsanız, bu ülkenin menfaatlerini esas almak zorundasınız. Bu menfaatlerden nükleer nükleer enerji denildiğinde ...komşularımızda, çevremizde, orada burada varsa... ...bizde neden olmasın sorusuna... ...makul ve mantıklı bir cevap veremiyorsanız ki... ...yoktur böyle bir cevap. İşte mesela çeşitli konularda... ...baştan beri enerjiyi konuşuyoruz. Rüzgar enerjisi yapacağız. Olmaz, kuşlara zarar veriyor. Güneş enerjisi Cediyor. bilmem neye zarar veriyor. Petrol o zaten işte şeydir... ...dünyayı kirletiyor falan. İyi de Hacı abi enerji dediğin şey... Dalda yetişmiyor. Dalda yetişeni de var. Fakat sen e, bu, bu tür işte bir takım bitkilerden o biyokütle denilen enerji şey var. O da Türkiye'de şu anda zannediyorum araştırma safhasında. Umulur ki rüzgar ve güneşte olduğu gibi kısa sürede onda da ciddi adımlar atılır. Mesele şu. Yalnız jeotermal açısından Türkiye'nin önemli sahaları var. Belki e, burada e, bakın, biraz daha yoğun. jeotermal biraz önce rakamı Biosiz verdim. Siz dile getirdiniz ama. %3. E, Elazığ, şey Elazığ, Afyon vesairesi gibi yerler çok ciddi oranlar var. %3. Sabri Hı? Bey, yüzde üç. Basit bir rakam önemli, değil. Önemli, Neden? Önemli. Sizin şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin çeşitli davalar açarak durdurduğu Hı. ve nihayet zannediyorum önümüzdeki günlerde devreye girecek Artvin'deki baraj neydi o? Ee, şey Yusufeli. Yusufeli. Yusufeli Barajı. Yusufeli, Yusufeli. Yusufeli barajı. Yani o Yusuf Eli Barajı Türkiye elektriğinin yüzde bir kadarını karşılayacak. Doğru. Tek Dolayısıyla Kesinlikle. bakın yüzde jeotermal enerji Çok birkaç bir senede gelişen ve çok güzel bir adım. Giderek daha Elazığ, fazla Elazığ Karakoçan'a gittiniz mi? Efendim? Elazığ Karakoçan bölgesine Tabii. gittiniz mi? Bakın Elazığ'da jeotermal açısından Su ısısının en yüksek seviyesinin olduğu bölgelerden biri. E, sadece dağlık bir alandır galiba. Orada yatırım kısmı üzerinden e, devletin planlamasına biraz aykırılığı galiba geldi. Güvenliği kısmı üzerinden terörle mücadele kısmı e, sanıyorum dikkate alındı. E, korkunç jeotermal alanı var o bölge. Şimdi bakın, e, jeotermal alan ama işte bunun enerjiye dönüşümü, uzaklık, şu bu, devisi, <laughs> hızı bir, bir sürü e, hikaye var. var. Verim, Burada... Tırmanız. Eski Türkiye yani bırakın canım sene lazım işte sanayileşme mi münasebet işte şeftali yetiştirin elma yetiştirin patates yetiştirin Tabii. diyen bir zihniyet vardı. Bakın Atatürk döneminde Avusturya'dan zannediyorum bir uzman getirilir 30'lu yıllarda. Adam 2-3 sene araştırma yapar en son giderken der ki bırakın sanayileşmeyi falan patates yetiştirmeye devam edin. Daha sonraki dönemlerde de çeşitli şekillerde Türkiye bu tavsiye edilir. 1961 ...27 Mayısçıların Bakanlar Kurulu'nda... ...Bakanlar Kurulu iki türlüdür... ...Milli Birlik Komitesi mensupları ve güya bakanlar... ...yetli olan Milli Birlik Komitesi, Komitesi mensupları... Erbakan Hoca'nın... ...İstanbul Teknik Üniversitesi... ...motorlar kürsüsü... ...doçenti olarak orada yaptığı... ...bir buçuk saatlik bir konuşma vardır... ...bu 1961'den sonra zannediyorum... ...40 yıl mı... ...50 yıl... ...bu şeydi, yasaktı falan... Bunu yanlış hatırlamıyorsam Cemil Koçak bir kitabında yayınladı. 27 Mayıs sonrası Bakanlar Kurulu belgeleri falan diye. Bakın orada bir buçuk saat boyunca Erbakan Hoca biz motor yapabiliriz, biz araba yapabiliriz, biz otobüs yapabiliriz diye anlatıyor. Sanayi Bakanı, Ticaret Bakanı, bilmem ne Bakanı falan filan ne mümkün canım olur mu öyle şey? Mümkün değil, yapamayız, edemeyiz falan diye cevaplar veriyorlar. Şimdi bakın o Türkiye'den. Vaktiyle işte e, Nuri Demirhan Uşak Fabrikası'nı kapatan, Kayseri Tayyar Fabrikası'nı kapatan, Killigil'in işte silah fabrikasının havaya uçurulduğu falan filan her türlü adamın engellendiği bir Türkiye'den bugün elhamdülillah birçok adamın artık desteklendiği bir Türkiye'deyiz. Buradaki mesele şudur. Bu ülkedeki herkesin, Türkiye için çalışan herkesin ortak bir zeminden hareketle siyasi tartışmalar başka şekillerde de yapılabilir. Bu ortak konularda yek vücut olmamız ve bu millet için gereken adımların atılmasını teşvik etmemiz lazım. Türkiye daha iyi noktalar ancak böyle ulaşır. Hocama Peki, geçmeden bir şey ekleyeyim mi? Şo Sabri Sabri Bey özür diliyorum. Böyle bir müdahalede bulunabilir miyim? Şimdi Ekrem Bey tabii ki anlattı ama Atatürk zamanında birisi geldi diyor. Bakın ben size bir şey söyleyeceğim. Bunlar şimdi 1924'te Ankara Fişek Fabrikası açılıyor. Hı hı. Yani ders alıyor o zamanki Cumhuriyet hükümeti sıfırdan geliyor. Gölcük Tersanesi açılıyor 1924'te. Şakir Zümre Fabrikası açılıyor 25'te. Eskişehir Hava Tamirhanesi açılıyor. Çünkü çünkü havacılığa ne kadar önem verildi yani bugün. Alpullu Şeker Fabrikası, Uşak Şeker Fabrikası, Kırıkkale Mühimmat Fabrikası açılıyor. 1920'den Dokuma Fabrikası açılıyor. 23 24 mü? De Karabük Demirçelik. Evet 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 hı hı. 27 20, yani bunların hepsi 38'den önce 46 tane Türkiye'de fabrika ve Türkiye'de sanayinin ilk hamlesi Atatürk zamanında başlıyor bakınız. Temel konular en kritik konular Atatürk başladı. Bırakın bu şeyleri yani Atatürk'ün milyonda bir aklına öngörüsüne sahip değil bugünkü siyaset. Uçak fabrikası Kayseri'de bakınız daha önemli demir-çelik fabrikası bugün Karabük'teki demir-çelik fabrikası ne zaman açılıyor? Peki AK Parti, de çelik... e, ya AK Parti iktidarının yaptırdığı bu bütün geliştirdiği bütün hamleler karşısında bunu da mı yetersiz görüyorsunuz? Şimdi bakınız her e, ben niye müdahale ettim? Yani, Ekrem Bey dedi, dedi ki yani orada var. geliyor e, patates falan Atatürk de bu kadar patates bilal, soğan yetiştiremeyecek bir adam Bey. değil. Öztürk Atatürk Bey, zeki bir Öztürk adam. Bir adam. Öztürk Bey Atatürk müsaade müsaadedir. Buyurun. Bakın, Buyurun. sözleri sözleri yanlış anlamaya mütemayisiniz. Ben o sözü söylerken Atatürk'ün o adamın söylediği sözlere değer verdiğini falan söylemedim. Sadece dışarıdan birileri e, Türkiye'ye bakışını söyledi. Anladım, söyledim. anladım ben. Ben Dolayısıyla, de size bir şey demedim. Size yapmayın, karşı bir şey Sadece yapmayın. üzerinden gittim bakın. Peki. Mesela devam etmek istiyorum. Ankara Çimento Fabrikası 1928 Ankara Hava Gazı Fabrikası 1929 Bin, 1929 İstanbul Otomobil Montaj Fabrikası 1929 Kayaş Kapsül Fabrikası Kapsül Fabrikası 1930 Nuri Kligil Tabanca, Havan ve Mühimmat Fabrikası 1930 Kırıkkale üretme Santrali de var orada. Ve Çelik Fabrikası 1931 Peki. Eskişehir Şeker Fabrikası 34 Tural Şeker Fabrikası 1934 Konya Ereğli Bez Fabrikası 1934 Bakırköy Bez Fabrikası 1934 Memlekette bez Eken yok, Bey. dokuma yok. Bursa Süt Fabrikası Ak 34 partı partı İzmir Paşa Bahçe Şişe Cam 34 Zonguldak Antrasit Fabrikası 34 Zonguldak Kömür Yıkama Fabrikası Kömür Yıkama Fabrikası 34 Keçiborlu kükürt Fabrikası kükürt yok memlekette 34 İsparta Gülya Fabrikası Gülya yok Gülya Osmanlı'da. Peki. Yani fabrikası yok 34. Şimdi Sayın İsparka, Başkanım. Ankara, Konya. Bir dakika, bir dakika. <gülüyor> <Öztürk> <gülüyor> Osmanlı Cumhuriyet karşılaşması mı fabrikası. Yapıyoruz? Bursa, Merinoz fabrikası. bunlar hepsi satılmış, satılmış şu anda. Ankara, Çubuk Barajı. Ne zaman Zondag, satılmış? taş kömür fabrikası. Baro, ne zaman? tüfek ve top fabrikası 36. Nuri Demirbağ uçak fabrikası 36. Bağ değil efendim. Uçak Demir, fabrikası. Nu, bakın Nuri Demirbağ uçak fabrikası 1930'da ilk Türk uçağı. Nut 36 üretiliyor. Ama kim kapattı? E, hangi kim hangi kapattı? De ortadan kaldırıyor onu da söyleyin ama. Kim kapattı? Öztürk İzmir. Bey. Efendim de, devam edeyim. Ben Atatürk döneminde... Kapat da yaptım. şimdi ne dediğinizi anlaşılmıyor ki. Sayın Başkanım. Niye konuşuyoruz biz şu anda? İzmir Demir Ocakları, ya doğru da İzmir Klor Fabrikası, Sivas Çimento ya, Fabrikası. Daha sayayım mı? Bir sürü. Öztürk Bey'i sayıyorsunuz. Bunları yapan Atatürk. Öztürk Bey. İşte Atatürk, Atatürk Mustafa Kemal Atatürk'ün <laughs> bu yatırımlarına herhangi bir kimsenin itirazı yok. Ama meselenin öz itibariyle bugünkü geldiğimiz noktaya bakacak olursak Hayır, hak kim? kısmına biraz dönelim. Hayır Nuri Demirağ'ın fabrikasını yani ben, kapatan kim? Ya, onu söyleyelim. bunun sebebini yani, söyleyeceğim. Bak, esas bunun felsefesi sorunu sorun mu? Atayım. Fazla zamanımız A kalmadı. söylüyorum. Sizin benim konuşma hakkınızda gasp mi? olmasın diye size sözü veriyordum. <laughs> Öztürk Bey dedi ki bir katkı olsun diye. Şimdi ben diyorum ki, Öztürk Bey diyorum ki bu fabrikaların hepsi doğru. Öztürk Bey bu salondaki, bu sıradaki olanları da söylüyorum. Hı hı. İran tabirini kullanmayın. İran bir toprak adıdır. Millet adı değil. Bir. İran Farsı diyeceksiniz. İran, Güney Azerbaycan buna çok kızıyor. Bir. İkincisi, İran camilerinde ne anlatılıyor biliyor musun Sabri Bey? Ne anlatılıyor? Diyor ki, Müslüman atom silahını asla kullanmaz. Hiçbir tarafa kullanmayacak ama atom silahını en hızlı bir şekilde yapıyor. Biz Türkiye olarak barışçıl olacağı için ona razıymışız. Bu yanlış bir politikadır. Yanlış politikadır. Bir yanlışı daha söyleyeyim. İran, Fars rejimi, İsrail ve Amerika'nın düşmanı bir rejim değil. İki, Öztürk ve bu fabrikalar anlatıyor, doğru, hepsi doğru. Peki. Biz Öztürk Bey ağız tadıyla daha milli bir ihtilal yapamadık. 60 ihtilalden sonra Yunanistan geldi. 80 ihtilalden sonra daha başka durumlar geldi. İşgale uğradık. Egemenliğimiz aykırı yok bir söylem bizim. gibi daha ama. Yok. Murat Bey bu söz meyteriz mi diyorsunuz? Hayır bakın aykırı bir söylem gibi ama Türkiye'de yapılan darbelerin bile milli olmadığını, yerli olmadığını söylüyor. Evet onu anlatıyorum. Dolayısıyla geleceğim biz. Nükleer silaha izin <laughs> vermediler falan. Fakir Neye fakir izin de. vermediler? Bir şey söyleyeyim. Sabri Bey buna sabırlı olun lütfen. Kenevir izinle Tayyip Bey izin verdi. 19 ilde. 19 ilde. Kenevir'de ne yapılıyor? Hocam 80 darbesini söyler misiniz? Niye yapıldı? Sonra ne oldu? Şimdi 80 darbesini yapmasının sebebi öldürülen ülkücü de öldürülen solcu da hep bahaneydi. Yunanistan'ın tekrar NATO'ya dönmesi için fır attığı için, bunun için yapıldı. Onun için ben diyorum ki Ağız adıyla Türk halkının lehine, ekonomisine, istiklaline, <laughs> bağımsızlığına yönelik yine. bir hareket yapıldı. Yok saydı. darbe olmasın Vallahi da... Vallahi o darbe olarak kabul ederdim Murat Yo, Bey. Yok yine olmazdı, darbe olmasın da... Ben ona da razıydım. Ee. Hiçbir darbe daha milli olmamıştır. Şimdi niye nükleer silahlar yani, kaçıyor? E, Bunu düşünebiliyor musunuz <laughs> ya darbelerin milli olup olmadığını tartışmak? Tabii. Eylesin. Emperyalizme karşı verilen mücadelede yapılan darbe kutsal bir darbedir. Kutsal bir hac gibi Hocam, bir. Hazbedir. siz sizlerin dışlanırsınız bakın bütün darbeler. Tamam. Darbeci... Ben dışlanmaya razıyım. Ha bir şey daha söyleyeyim. Murat Bey'ine Öztürk Bey dedi ki, bu konulara çok fazla konuşmayalım, etmeyelim. Ben vatandaşım. Ben devlet ferman demir kolum ben konuşurum. Devlet sırrını saklasın bana ne? Ben devletin sırrını saklamak mecburiyetinde değilim. Ben vatandaşım, görevli değilim. Ben ihtiyacım hocam. Ben tabii konuş hocam. Ben dikkat ediyorum. Mi? Ama gizlilik Nükleer, da edemezsin. yapılmalı. Nükleer silah da yapılmalı. Devlet gizli tutsun, kapalı tutsun ne yaparsa yapsın bana ne? Ama ben bunu söylemedikseler benim bir vatandaş olarak talebim bu. Budur. Hayır bu Niye? ulu orta ekranlarda konuşulup Devlet bilgileri şey yapılmamalı. Efendim ben devlet bilgisi Medya... ben devletlerim. Ben devletin adamı değilim. Benim kendim devletim. Ben vatandaş olarak konuşabilirim. Rahatlıkla fikrimi söyleyebilirim. Siz gidin sırrınızı saklayın devlet olarak. Da, devlete söylüyorum. Gidin sırrınızı saklayın. Ne yaparsanız yapın. Neden Öztürk Bey? Kenevir 19 ilde sınırlı ekim izni veriliyor. Onda da jandarma bir şekilde. Niye 19? Ben bağımsız devlet değil miyim? 81 ilde. Hocam ben K bu konuda bir katkı yapabilir miyim? Bitireyim size Öztürk Bey. Benim hakkımı yiyecekler şimdi. Benim hakkımı yiyecekler. Buradakiler benim hakkımı yiyorlar. <laughs> Buradakiler ya? Kenevir'in izninin niye 81 ilde olmuyor? O ilin il <laughs> Öztürk mıdır? Bey, İnşaat reklam arasında da Öztürk Bey'le Murat'ı çok konuşturdunuz diye dert yanıyor. Bakın sakın <laughs> hayır, buna şey yapmayın. Hayır, yani. öyle demem, öyle demem. <laughs> dedi, Bey dedi. Diyor. Ha, neden? Bey... Keneviri izin vermediler. Sebebi evet. Tayyip Bey izin verdi. Ne kadar ile verdiler biliyor musunuz? Öztürk Bey, siz de biliyorsunuz. 19 ile. Sabri Bey size soruyorum. Ben bağımsız devlet değil miyim? Kontrol jandarmada, kontrol poliste, kontrol kaymakamda, ilçe, Tabii ilçe de tarım müdürlüğünde neden izin verilmiyor? 19'da niye verildi? 19'da kim verdi biliyor musunuz? Tayyip Bey izin verdi. Ya 81 ile ver Sana ne? Ha buradan eroin çıkarmış, aşağı çıkarmış, neşe çıkarmış, çıkarmış. Devlet kontrolü alsın. O zaman her şey zararını... işte zararlı. devlet Uçakta kontrolü zararlı. alıyor bu sayede. Hayır. Doktorun elinde bıçak ameliyat Meclis yapar. biz 19 yılı sadece kontrol altında tutabiliyoruz. Efendim hiçbirini tutamıyoruz. <laughs> Söyleyeyim. Bergama'da Öztürk Bey, Bergama'da jandarma komutanı telefon ediyor. Eken adama Kendim Bergama'ya gittim ben. Beş dönümü geri ekmiş. A adama diyor ki Ahmet Bey'e. Ahmet Bey sen izinsiz e kenevir ekmişsin. Gelip dağıtacağız. İzinsiz. O da diyor komutanım izinsiz değil. Ha. İlçe Tarım Müdürü, Kaymakamlık, ha. polis hepsi geldi. O hakkında o arsanın başına Sabri Bey geldi. Ben de oradaydım. Geldi Tarım Müdürü'nün, ilçe müdürünün mühendisleri. Bu ölçekte burada tohum bu kadar ekilecek. Ama Birileri birileri bir yerden telefon ediyor jandarma sen harekete geç öbürlerine harekete geçmesin habersiz git o köylüye köylü de bağırdı çağırdı i̇şte Allah'tan o? bir eski milletvekili valiyi aradı sayın valim. Tayyip Bey'in izin verdiği iller içerisinde olan bir yerde ekim yapılıyor. Siz bunu nasıl sökeceksiniz? Ya sökmek mi var? Böyle mi oldu? Öyle mi oldu? Sökmeden vazgeçildi. 101 madde yapılıyor kenevirden. Bizim petrola, bizim enerjiye ihtiyacımız 200, yok. 260 çeşit ürün üretiliyor. Ürün üretiliyor. Aa, Dolayısıyla onu, onu da henüz sorayım. daha Peki. kızıyor bazılar bana. Niye söylüyorsunuz? Biz henüz daha tam bağımsızlık elde ettikten sonra... Hocam söz da, sizdeyken diğer turun tamamlanması adına da ben o sözden devam etmiş olayım. Buyur. Ayşenur Aslan'ın yaptığı açık Kimi? Ayşenur Aslan evet. haklıdır. Evet. Şey, Sabri Bey, hocama bir kat, kat buyur, bulunmak istiyorum. Ben hakkımı kullandım. Biz tamam. de kenevir üretiminin kenevir üretiminin doğru söylüyor. Türkiye'de kenevir üretimi açılmalı destekliyoruz yeni parça olarak. Çünkü bugün kağıt üretimi bile evet. kenevir kaliteli kağıt üretimidir. Bugün eğer bunlar açılmış olsaydı Çin'den oradan buradan kağıt gelmezdi. Bugün e, işte bina sadece içinde, kağıt tam, kağıtla ilgili sadece şeyler, kağıt değil. Örnek bir gibi. Tabii yani yapıyor. ilaçta, başka alanlarda biliyorum. Yani kereviz üretimi önemlidir, stratejiktir. Ve biz Doğru. böyle bunu denetimini yaparak Türkiye'de bu alan çok mühim bir şekilde kullanılmalıdır. Biz destekliyoruz. Teşekkür ederim. Bunu da programımıza ediyorum. yazmış bulunuyoruz. Peki önümüzdeki yani günlerde herhalde bir kereviz bunlarda... tartışmamız gerekiyor. Evet, evet Sabri Bey. Bu çok Peki. önemli bir konu. Buyurun, ne soruyorsunuz? Ayşenur Aslan hanımefendi Halk TV'den biliyorsunuz program yapmaktadır. Efendim, evet. Kıbrıs'taki özellikle Mukavemet Teşkilatı ile ilgili bir terörist eylemi gibi görmesi. Türkiye'nin veya 74 Harekatı'nın veya Kıbrıs'taki soydaşlarımızın haklarını savunan o günkü yapılanma birilerinin gözünde terörist olarak algılanması. Evet, vatandaşlık duygusu üzerinden size sormak istiyorum. Bir e, hanımefendi veya gazeteci. Neyse bir vatandaş. Vesairesi. Böyle bir dili kullanma yetkisine sahip mi sizce? Ben, şimdi Sabri Bey Buna bir soru soruyorsunuz. Hı hı. Benim vereceğim bu cevap benim başıma bela olacak. Niye? Söyleyeceğim. Anayasanın Çünkü, dışına mı çıkıyorsun? Anayasanın dışına çıkıyorsunuz. bir Neden? Ağız darbe bile yapamıyoruz dediniz. <laughs> ya Çünkü ya Hanım... İşine geldiği gibi e, sözün dışına çıkamıyorum. Evet. Çıkamıyorum neden? Peki. Çıkacağım ama. Ama hı. söylüyorum zordur çıkacağım. Ayşenur Hanım'a şunu hatırlatıyorum. Ayşenur Hanım sizden evvel FETÖ terör örgütü Türk Silahlı Kuvvetleri'ni bir terör unsuru sayacaklardı. Kimin eliyle? Bir savcı iddia edecekti. Bütün silahlı kuvvetlerin hepsi terörle mücadele ettiği için teröristtir. Bir <laughs> sulh ceza hakimi de hepsinin tutuklama kararı verecekti. İnfaz yeri cezaevi yok. Neresi olacaktı infaz yeri biliyor musunuz? Ordunun bulunduğu karargah olacaktı. Yani Türk silahlı kuvvetleri dikkat edin. Terörle mücadele eden bir unsurdan çıkacak teröriste dönüşecekti. Dediğiniz kuruluş Kıbrıs'ta. Kıbrıs'ta ne mücadelesi yaptı? İşgal kuvvetlerine karşı çocukların, kadınların karnının dişildiği bir ortamda orası resmi bir devlet kuruluşuydu. Nasıl bir kuruluşu biliyor musun? Ben söyleyeyim. Devlet destekledi, silah verdi. Halk kurtul ku, halk kuruluşuydu. Halk o gün kurtuluş örgütü demiyorum. halk kuruluşuydu zaten. Bu halk kendi direnme hakkını kullanmış bir silahını devletin kontrolünde. Bir de dikkat edin bir daha. Devletin kontrolünde, Türkiye'nin de kontrolünde, Kıbrıs Türk Devleti'nin de kontrolünde, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de kontrolünde bir meşru meşru müdafaa yapmıştır. Şimdi kalkıp da bu hanımefendi şimdi ne oldu? Birdenbire o hareketi terörist bir hareketle eş değer görüyor. Yakında ben size söyleyeyim Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de terörist hareket görmeleri gerekir diye söylüyorum buradan hareketle. Neden? Terörle mücadele ediyor ya. Kıbrıs'taki bu kuruluş nereyle mücadele etmişti? Sabri Bey gemicilerle mi? Köylülerle mi? Çiftçilerle mi? Yumurtacılar mı? Hayır. Kıbrıs'ı işgal eden, insanları katleden bir Düşmana karşı ediyordu. Türkiye'deki silahlı kuvvetlerin görevini silah, silahlı kuvvetler kanunda belli. Polis vazife ve salayetler kanunda belli. Neyle mücadele edecek? Ben aklım almıyor. Bunu bir hukukçu olarak da yorumlamaya gerek yok. Bir insan durup dururken buradan bunu dile geliyorsa bilmediğimiz bir konuya ben dikkat çekiyorum. Acaba başka bir yere mi gelecekler bunlar? Bir daha tekrarlıyorum. Başka bir yere doğru gelecekler. Kıbrıs'taki bir milli kurtuluş savaşı veren bir kuruluşa bu damgayı vuruyorlarsa yarın başka ne yapacaklar bunlar? Onun hazırlığı içindeler mi acaba diye soruyoruz. Yani Diyorsunuz ki e, tehlikelere biraz hazırlıklı olun. Evet, Önümüzdeki olalım. süreçlerde o başka yerlere de. Peki. Öztürk Bey e, şöyle 2-3 dakikayla özetler misiniz? Ayşe Aslan hanımefendinin yaptığı açıklamaya. E, bence Türkiye'den kopuk, Türk milletinden kopuk, Amerika'ya yaranma, Rum'a yaranma, EOK'a'yı aklama ve onun dışında gerçekten Türk milletinin tarihte sergilemiş olduğu ve Kıbrıs Türklerinin mücadelesine ihanet içeren bir açıklama. Ben kınıyorum. Bir insanın Türkiye'de şöyle bir şey oldu muhalefette. Ben bunu da kınıyorum. Yani Amerika PYD terör örgütü görmüyor. Muhalefete de talimat veriyor. Görme diyor. Bunlar görmüyorlar. Ee, ben hükümete kızıyorum ki e, niye münasir ekonomik bölgeyi ilan etmiyorsunuz Ege'de, pardon Doğu Akdeniz'de. Ama mesela muhalefet, e, muhalefet de demiyor niye etmiyorsun. Niye demiyor? Çünkü onlar da o talimatı alıyor. Şimdi mesela burada da böyle. Kardeşim bu nasıl bir dil ya? Allah aşkına bu nasıl bir dil ya? Bu bir Türk milletinin bir ferdinin kullanabileceği bir dil mi ya? Kimin dilini kullanıyorsun sen ya? Kimin adamı? Ne kadar onursuzca bir dil ne kadar aşağılayıcı e bir, bir dil ne soru kadar tarihten soru. kopuk yani EOKA gelip orada e, hepsini kestiği zaman EOKA'ya iki kelime edemiyor onun karşısında onu durdurmaya çalışanlara laf ediyor. E, Öztürk Bey Bu Yunan Rumun Öztürk Bey Ekrem Bey bir şey Yunan sormak istiyor. Eyvallah. Öztürk Bey e... Eski bir diplomatsınız. Dolayısıyla Yunanistan'ı da Batı ülkelerinde daha çok bildiğinizi tahmin ederek bir soru sormak istiyorum. Yunanistan'dan bir Buyurun. televizyon programcısı Yunanistan'daki bir televizyonda çıkıp bu şekilde bir şey söyleseydi. Yani EOKA Hı -hı. işte e, Kıbrıs ve Hinterland'ında suikastlerle e, iştigal eden işte e, yarı resmi illegal bir kuruluştu ya da benzer bir laf etse... Ne olur yani Yunanistan da aman ne güzel şey diye bir şey söyledi diye pışpışlarlar mı yoksa başka şeyler mi olur? Ne dersiniz? Şimdi doğru söylüyorsunuz. Aslında e, Türkiye'de şöyle bir şey var. E, maalesef bizim adımız Türkiye Cumhuriyeti, Türk Milleti ama hainimiz e, hainimiz, metrekareye düşen hain sayısı, sayısı vatanseverler geçmiş durumda. Yazık. E, hal böyle olunca da işte her taraftan gol yiyoruz. Yani örneğin bir Yunan gazetecisi çıkıp der mi ki EOKA da terör örgütü ya. gibi illegal bir yapıydı? Der mi? Canım okurlar herhalde. Yani adamlar adamlar PKK'ya demiyor da gelip EOKA'ya derler mi? Şimdi buradaki insanlar şirin gözüm gözükmek için, aman bak işte orada gündem olup olmak için burada milletini, kendi milletini, kendi tarihini aşağılayan, bunu demokrasi sayan, bunu bir gazetecilik sayan e, zavallılar var. Maalesef zavallılar var. Bunlar, bunlar hiç bu milletle barışmadı. Bakın ben Türk milletinin bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum. Kıbrıs'taki mücadeleyi veren bütün şehitlerimizin onlara Allah'tan rahmet diliyorum. 500'ün üzerinde bizim şehidimiz var o topraklarda. İki gazilerimiz var. Orada insanlar banyolarda kesildi. Bakın müzakerenin Müzakere e, Kıbrıs'taki Türk tarafının müzakere heyeti başkanının e, daha yaşı 3 yaşındayken babası katledildi. Kardeşim sen biraz diline dikkat edeceksin. Sen ne konuştuğunu bileceksin. Öyle onun bunun diliyle konuşmayacaksın. Ya, Kendi milletini e, aşağılamayacaksın. Sayın Genel Başkanım çok önemli bir hususu. E, EOKA ve Enosis kavramını e, bilmeyen, Bence biraz gezi zekalı olan tiplemelerin geçmişte Kıbrıs Türk milletinin başında ne geçtiğini bir daha gözden geçirip okuması gerekiyor. Bir dakika, bence. Ya beylik düzünde, beylik düzünde EOKA, bakın beylik düzünde Makaryoz'un heykelini dikmeyi bir marifet sayıp g eleştiriler geldiğinde. Bunu sulandırıp topu taca atanlarla hı hı. bugün EOKA'ya iki kelime edemeyip onun karşısında ona direnen TMT'yi şeytanlaştırıp teröristleştirmeye çalışanların kafaları aynı. Bunlar bu topraklarda yaşayıp bu havayı teneffüs edip bu millete ihanet etmiş insanlardır. Peki. Nokta. Çok teşekkür ediyorum. Ee, Ekrem Bey. Yani öncelikle Öztürk Bey de söyledi. Çok tuhaf bir durumla karşı karşıyayız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ağızlarını her açtığında hukuk devleti olmadığını, demokrasiden Hı -hı. uzak olduğunu, ifade ve basın hürriyeti olmadığını falan 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 söyleyen bir kesim çıkıp biraz önce ben Öztürk Bey'e kasıtlı olarak o soruyu sordum. Hepimiz biliyoruz ki Yunanistan'dan bir gazeteci, bir televizyoncu çıkıp EOK aleyhine tek laf etse bırakın yargılanmayı şunu bunu falan filan bence yok ederler. Niçin yok ederler? kanı yapmaya çalıştığı neydi? İngiltere'nin hakim İlta. olduğu adanın hı hı. işte sonraki geleceğiyle alakalı tartışmalar sürerken adadaki Türkleri katletmek için önce güya İngilizlere karşı kurulan sonra adadaki Türkleri katletmeye başlayan ardından da adayı tüm ile Yunanistan'a bağlamayı hedefleyen bir örgüt. EOKA, AOKB bir sürü örgütler var. Bir sürü yapılanması var. Bunu yapıyor. Türk Mukamet Teşkilatı da adadaki soydaşlarımızın, adadaki kardeşlerimizin en azından olabildiği kadar can güvenliklerini sağlamak Kıbrıs meselesini Kıbrıs Türklerinin Müdafak. meselesini <laughs> Türkiye'ye ve dünyaya anlatmak üzere oluşturulan bir teşekkül. Şimdi bakın bugün itibariyle biliyorsunuz e, TMT dediğimiz yapı Kıbrıs'ın resmi güvenlik güçleridir. Yani dolayısıyla evet, o dönemde sivil, sivil çalışmalar yapan <laughs> O dönemde soydaşlarımıza yönelik saldırılara falan mümkün olduğu kadar belki zaman zaman fiilen karşı koymaya çalışan ama daha çok ulusal ve uluslararası planda Kıbrıs Türk'ünün sesini dünyaya duyurmaya çalışan bir örgüt. Türkiye'den bir gazetecinin çıkıp siz cehaletten falan bahsediyorsunuz. Ben hiç zannetmiyorum. Ya ben yani insan yani en azından ben bireysel en azından olarak bir vatandaş olarak bir. Aşağılarım. Hayır bak şimdi cehaleti diyor uygun görürüz sıradan bir vatandaşın cahillik etmesi falan normaldir. Bu konuşma yapıldı iki gün oldu. O cenahtan biliyorsunuz en ufak bir ses, Tek özür yok. falan filan diye bir şey yok. Hı hı. Niye yok? Kasıtlı olarak kullanıldı. Neden? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne biz her türlü hakaret edebiliriz. Türkiye'nin bağlantılı bulunduğu her şeyi kirletebiliriz. Her şeyi itibarsızlaştırmaya çalışabiliriz. Türkiye'den işte hukuk falan üzerimize geldiğinde de yandım anam demokrasi yok, insan hakları yok, ifade özgürlüğü yok falan diye bağırırız şeklinde çirkin bir yaklaşım var. Dolayısıyla bu söz hakikaten, hakikaten bence çeşitli suç duyuruları falan yapıldı. Hakikaten ciddi manada bu sözü söylemeye cesaret eden insanın, e, yani Bu arada Milliyetçi tabir Hareket Partisi, Parti, Büyük Birlik Partisi suç duyurusunda bulundu. Tabii, ee, ben söyleyeyim. Yenilik Partisi Genel Başkanı'na da sormak istiyorum e, sözü bu bağlamda. Sizler de Ayşenur e, Aslan'ın hakkında bir suç duyurusunda bulunacak mısınız Sayın Başkan? Hayır. Çünkü... E, suç duyurusu bence işi top, topu taca atmaktır. Hı hı. Soru şudur. Bu topraklarda yaşayan insanlar biz bu ülkeyi önce bunlara karşı savunmamız gerekiyor galiba. Bu ülkenin değerlerini örneğin İngiliz'e, Fransız'a, e, İtalya'na, Amerikalı'ya değil de öncelikli olarak galiba önce bunlara karşı savunmamız lazım. Peki. Yani utanç verici nokta budur. Bence bu, bunun kamuoyuyla bakın benim şu anda durduğum nokta ben normalde kimseye dava açan bir adam değilim. Hayatımda bana hakaretler yapıldı, iftiralar atıldı. Ben hiç kimseye dava açmadım. Ben bu davalarla falan ilgilenmiyorum. Ama benim pozisyonum net. Bu gerçekten bu topraklarda olup o tarihe ihanettir ya. Orada insanlar öldürülmüştür, <laughs> evlerinde öldürülmüştür. Orada katliama uğratılmıştır. İnsanlar travma yaşamıştır. Ya bu kendiliğinden olmamıştır. TMT bir bir günde çıkalım da biz gidelim işte gidip e, Rumlara saldıralım diye bir anlamı e, hiçbir zaman olmamıştır. Adamlar kendilerini savunmuştur. Evleri e, boşaltılmıştır, köyler yakılmıştır. Orada insanlar öldürülmüştür. E, hala babalarının, annelerinin cesetleri bulunmuyor. Kayıp insanlar var. Doğru. E utanmaz. Peki. Sen bunlara ilişkin bir şey söyleyebiliyor musun? Kolaycı sen. Rum'un aferin senin Rum alkışladı bugün. Seni Yunan'da alkışladı. Yunan, Yunan Ama medyasında epey ediyorum. gündem oldu. Peki. Başkanım çok teşekkür ederim. Murat Bey. Evet. Şimdi olayın iki boyutu var. Bir babası MIT mensubu bir kişinin söylediği sözdür bu. Öyle mi? Bakın, MİT'te şoför olduğu söyleniyor. Hiç fark etmez. MİT'te, MİT'te çalışan herhangi birisi, mitte bardak taşıyan olabilir. adam bile bir deneyimi, bir tecrübesi olması lazım. Mitte aile annesi babası mitte çalışan Can Dündar örneği de önümüzde. Evet. Bakın yaptıkları. Hmm. Şimdi bir dönemin aklını anlatmaya çalışıyorum. Hmm. Şimdi bir de bir başka boyutu daha var bu işin. Bir de CHP boyutu var bu işin. Nerede söylüyor bunu? Cumhuriyet Halk Partisi'nin kanalında söylüyor. Bakın bugün CHP'nin kanalında bir altyazı geçiyordu. Dersim'de diyor şu oldu. Dersim. Dersim'de. Tunceli. Bakın ben, ben ta takmıyorum bu meseleyi kişisel olarak. Ama e, ideolojik olarak, toplumsal hafıza olarak verdiği mesaj ne diyordu CHP? Mesaj. Tunceli ismini kim verdi oraya? Siz kime muhalefet ediyorsunuz şimdi? Kiminle savaştasınız şimdi benimle değilsin. Kiminle? Devlet, devlet aklıyla mücadele edesin şu an. CHP'nin kanalında altyazı Dersim diye geçiyor. Peki ne diyor? Dersim katliamı diyor. CHP'nin genel başkan yardımcısı ne diyor? Diyor ki biz Dersim katliamıyla özrümüzü CHP dersimliği genel, genel başkan yaparak sağladık diyor. Ce bu CHP'nin derdidir. Benim derdim değil. Bakın bir başka Peki. şeyi daha söyleyeyim size. 23 Nisan nedir? Eski ismiyle Peki, soruyorum. Hakimiyeti Milliyet Bayramı değil mi? Milletin hakim olduğu bayram. 23 Nisan Egemenlik ve Ulusal ve Egemen Çocuk Bayramı. Şimdi 23 Nisan'da çok görmeyin yani Ayşenur Aslan'ın dediğini, yaptığını. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'nin en büyük metropoli İstanbul'daki il başkanının 23 Nisan'da attığı bir tweet var 24 Nisan'da. Bakın ne diyor? 23 Nisan'dan bir sonraki gün neydi? Bilmek istemeyenler için ipucu 1915 Hemen peşinden bir tweet'i daha var. Tarihte bugün Ermeni soykırımı başladı. Katledilen Ermeni vatandaşlarımızı anıyoruz. 19-15'te Taksim'de. Şimdi CHP... Kim yazmış bunu? Canan Kaftancıoğlu. Canan Kaftancıoğlu. Canan Kaftancıoğlu söylüyor. Bir başka tweet'i devletiniz katildir diyor. Bakın bu Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi rahmetli Erbakan için e, CHP'liler diyor ki ya diyor biz Erbakan'ı yanlış tanımışız Erdoğan'ı gördükten sonra anladık diyor. Şimdi ben de şunu söylüyorum. Ya ben CHP'yi yanlış tanımışım. O eski CHP bu CHP ile mukayese edildiğinde Özlenen Yok, öyle mi değil. CHP? Ben yani, Cumhuriyet Halk Partisi'ni yanlış tanımışım. Kemal Kılıçdaroğlu dönemini tanıdıktan sonra demek bakın, lazım. Bakın, birçok eleştirilecek yönü olabilirdi Baykal döneminin. Birçok eleştirilecek ama devletçilik yönünden eleştiremezdiniz. Niye? Dev, şu an CHP'nin İstanbul İl Başkanı, Ermeni soykırımı yapıldı diyor. Devletiniz katildir diyor. CHP'nin kanalında altyazı Dersim diye geçiyor. Ya siz neyin mücadelesini verdiniz o zaman bugüne kadar? Peki anlaşılıyor ki dert çok Sayın Öztürk çok teşekkür ediyorum Yenilik Partisi Genel Başkanı Ankara Stüdyosu, Stüdyosu'nda Murat Alan çok teşekkürler İlkem Kızıltaş çok teşekkür ediyorum Ferman Demirkoğlu çok, çok sağ olun, teşekkür, teşekkür ediyorum Haftaya görüşmek üzere hayırlı geceler diliyorum